efendim. Bu haftanın ilk gününde bütün haftanızın güzel geçmesini dileyerek Nergis Zaman'la hoş geldiniz diyorum. Yine dop dolu konularımız var. Çok hayati konular konuşacağız kalbimizle ilgili. Ayrıca astroloji konusunda da güzel havadisler var galiba. Takipte olun bizi. Evet, ben hemen mutfağıma Özlem Mekin yanına gidiyorum. Sizler de bakın bakalım neler varmış. Nergis Zamanı başlıyor. Kalp hastası adayı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sessiz kalp hastalığı nedir? Kalp yaşınızı biliyor musunuz? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez canlı yayında kalp krizinden korunmanın yollarını anlatacak. Yıldızlar ve gezegenler bu hafta bize ne anlatıyor? Astrolog Dinçer Güner canlı yayında anlatıyor. Şef Özlem Mekik mutfakta yine harikalar yaratacak. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nergis Zamanı'nda. Yanındayız. Bugün sözleşmiş gibi evet. Kırmızı giymişiz ama sözleşmemiştik. Evet, gerçekten öyle karşılaştık. Stüdyoda süper oldu ikimiz. Evet efendim, öncelikle herkese merhabalar. Bugün yine iki tane lezzetli, muhteşem bir tarif hazırlayacağız. Bir tanesi patlıcana köfteyi saracağız. Yani bugüne kadar hep patlıcan içerisinde oldu ama bugün öyle yapmayacağız. Patlıcana direkt köfteyi saracağız. İkinci tarifimiz de İki katlı bir kurabiye yapacağız. Fakat onu yaparken de pipetten destek alacağız. Evet, farklı olmuş olacak böylece. İlginç. Evet, ne yaptık? Evet. Öncelikle tabii ki köftemizden başlayacağız tarifimize. Patlıcanlarımızı önce 200-220 derecelik o önceden ısıtılmış fırında közledik. Közleme işlemi yaptıktan sonra şimdi tabii ki köfteyi yapıyor olacağız. Köfte için yaklaşık 200-250 gram malzemelerinizin sayısına göre arttırabilirsiniz. Kıymamızı kullanıyor olacağız. Kıymayı bir kere çektirmeniz kasabınızdan yeterli, köftelik olması da yeterli bizim için. Fakat normalde biz köfte yaparken biliyorsunuz hep yumurtayla bağlama işlemi yaparız, evet, ya da ekmek kullanırız. Bugün fırına atacağım için, bir de patlıcan da biraz daha sulu olduğu için hanımlar bu kısmı çok önemli. Sadece yumurta koymayacağım. Galeta unuyla yapacağım bu köfteyi. Hmm. Eğer yumurta koyarsanız ne olur? Fırında çatlama olasılığı fazla. O nedenle yumurta kullanmayacağız bugünkü köftemizde. Ve tabii ki kimyon. Kimyonsuz bir köfte düşünülemez. Tuzumuz bu da dipnot mutlaka olsun bu galeta. Evet. En bu önemli şeylerden biri. Yazın. Kertelim. Evet. Onun dışında biraz da maydanoz koyacağım. Maydanozu aynı zamanda içerisine ve üstüne de kullanıyor olacağım. Şimdi ne yapacağız? Güzel bir şekilde köfteyi yoğuracağız. Yoğurma işleminden sonra da bir streç film açtık tezgahımıza. Onu güzel bir şekilde sonra merdane ile birlikte açacağız ve gördüğünüz gibi közlenmiş patlıcanımıza sarıyor olacağız. Ne kadar düzgün güzel duruyorlar onlar böyle. Şimdi hem onlar güzel duruyor Nergis Hanım, hem de aynı zamanda da ben her zaman şunu söylüyorum. Közlenmiş patlıcanlar biliyorsunuz soyulma işlemi en zor olan, evet, şeylerden bir tanesidir. Evet. Peki hanımlar ne yapacağız? Biberinizi közlediniz, patlıcanınızı közlediniz. Hep böyle fırınlarımız kötü olur falan deriz. Fırını kaplama işlemini mutlaka yapın. Özellikle hangi malzemeyle yapabilirsiniz? Birazcık etrafını alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. Ama ürünleri değdirmeden alüminyum folyoya pişirme işlemini yapabilirsiniz. Diğer taraftan da ne yapacaksınız? Bir tepsinin içerisinde pişirdiniz. Pişirdiğiniz fırından çıkarttığınız anda streç filmi mutlaka kaplayın etrafına. Göreceksiniz, siz hiçbir şey yapmadan patlıcanlar aynı zamanda da ne olacak? Güzel bir şekilde birbirine tek de giriyor olacak. Tek streç filmi? Hayır, yok, direkt bütününe tepsiyi. Oo, aynen öyle. Güzel. Direkt tepsiyi. O zaman ne olacak? Kapladığınız zaman bütün patlıcanların kabukları, biberlerin kabukları, domateslerin kabukları siz bir şey yapmadan kendi kendine bırakmış olacak. Hemen bunu deneyeceğim olacak. Bakayım nasıl olacak. Evet. Özlem. Şimdi ben biliyorsunuz her zaman tezgahımı yoğun bir şekilde kullanıyorum yoğurma işlemlerinde. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir köfteyi yaparken de aynı zamanda ne yaparsanız yapın, hamur da yapsanız, kaplar yerine tezgah her zaman çok daha rahattır. Bunun nedeni de ne? Hem yoğurulma işlemini daha rahatlatır, hem de siz de daha rahat yoğurmuş olursunuz. Çok sadece doğru. Şimdi ne yapacağım? Yoğurma işlemi bitirdikten sonra güzel bir şekilde. Şimdi yoğurduk ama tabii bizim yayınımızda kısıtlı. Bir 10-15 dakika dinlendireceğiz. Dinlendirme işleminde ne yapacağız? Yine bir streç filmden. Kapatıyoruz.
tabii. Evet, kapatma işlemini yapıp 10-15 dakika sonra tekrardan merdane ile açacağız bu sefer. Bu şekilde. Güzel bir lezzet hazırlamış olacağız. Tamam vallahi öyle hızına yetişilmedi. Çok güzel anlattın. Bakalım birazdan neler varmış. Evet. Nergis zamanı başlıyor. Kalp hastası adayı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sessiz kalp hastalığı nedir? Kalp yaşınızı biliyor musunuz? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez canlı yayında kalp krizinden korunmanın yollarını anlatacak. Yıldızlar ve gezegenler bu hafta bize ne anlatıyor? Astrolog Dinçer Güner canlı yayında anlatıyor. Şef Özden Mekik mutfakta yine harikalar yaratacak. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nergis zamanında. Efendim, çok takip ettiğim bir astrolog Dinçer Güner'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl olalım işte, hayat devam ediyor bir şekilde. İnşallah iyi olacağız diye düşünüyorum. Çünkü sanırım Kasım'ın 6'sından sonra falan bir tatlı haberleriniz var evet, gibi. Evet, evet. Yani bu hafta itibariyle aslında hepimizin hayatında fırsatlar yakalayabileceğimiz Jüpiter dediğimiz bir gezegen var. Bu gezegen böyle astrolojinin en büyük iyicil gezegeni. Bolluk, bereket, şans, talih, kısmet ne varsa bunlarla alakalı. Hanımlar nasıl bir anda mutlu oldular. Ama. Ve bu gezegen 8 Kasım'da burç değiştirecek. Ve kendi yönettiği hakimiyetini çok daha kolay yaptı. Yay burcuna geçecek. Oo. Kral tahtında gibi düşünün bunu. Oo, çok evet güzel. Evet, çok keyifli ve çok güzel gelişmeler olacak. Bundan bahsedeceğim size. Bunun yanı sıra bir de bu hafta Akrep burcunda bir yeni ay var. Bu çok böyle keyifli değil aslında. Biz bunun ayak seslerini geçen hafta duymaya da başladık. Bu kavgalar, dövüşler. Kavgalar, gürültüler, işte kadına uygulanan şiddetle alakalı aslında. Çünkü Akrep Burcu biraz bunlarla alakalıdır. Çok krizle alakalıdır. Tam yani o zaman. Evet, Türkiye'nin de bir doğum haritası var çünkü. Aha, orada bizim evet. Venüs dediğimiz ilişkileri, evet. Aşkı, kadınları, sanatçıları simgelen bir alanın üzerine düşen bir yeni ay oldu bu. O zaman bu. Bu iş biraz daha uzar. Taze olaylar, yaşadığımız olayı gibi olaylar. Biraz uzayacak mı diyorsunuz? Biraz uzar. Bir 10 gün daha gündemde yer almaya devam eder bu tarz konular. Olaylar. Olaylar da aynı şekilde. Gibi gibi. Bir de Venüs Retrosu hala devam ediyor. İlişkileri sembolize eden 17 Kasım'a kadar devam edecek. Yani bu yüzden de ilişkilerde lütfen dikkatli olun arkadaşlar. 17 Kasım'a kadar eskiye rağbet olsaydı. Bit pazarına nur yağardı diye bir laf var. Bu eskilerin sözü ne kadar doğru? Evet, evet. Ne doğru? Evet, o yüzden de hani biraz böyle hani eskiler, yeniler birazcık kendinizi rölantiye alın. Biraz ilişkisiz kalın. Bir bakın kendinize dışarıdan bakın. İlişkilere ve bir dışarıdan bir bakın. Çok neler önemli. Gidiyor, neler gitmiyor, nerelerde hata yapıyorsunuz. Nerelerde çok iyisiniz. Belki çok iyi olmak da bazen bir problem biliyorsunuz ki. Çok doğru. Tabii yani ki. Her şeyin tabii aşırısı ki. Biliyorsunuz ki bir problem. Biraz daha ilişkileri incelemek, mercek altına alınması gereken bir dönem. Ama çok böyle barışmalar, marışmalar falan filan böyle çok böyle iyi kokular çıkartmaz altından. 17 Kasım'a kadar yeni ilişkilere ve yeni ortaklıklara başlamakta fayda var açıkçası. Ha, 17 Kasım'a evet. kadar ne yeni ilişkiye böyle başlayalım, evet, bir evet. görüşme halinde olalım yeni birisi varsa. Ya evet, eskileri uzaktan, de uzaktan. Dönmeyelim bence evet. şu aralar evet. diye. Uzaktan uzaktan böyle flört hani böyle ha. belki biraz ha. hafif biraz böyle tanıma, hafif. Kıyı kıyı hani böyle. Ha. Kıyıdan kıyıdan. Kıyıdan kıyıdan. Tamam. 1 Kasım'la ilgili hemen bir ufak bir tüyon daha var. Çok önemli. 18 Kasım'da Merkür dediğimiz bir gezegen var. Evet. Merkür her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişim sembolize ediyor. Nasıl konuştuğumuz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, haberleşme araçlarımız, kullandığımız evet. telefonlar, cep telefonları, datalar, evet. bilgisayarlar, her türlü elektronik eşyanın sembolize ettiği gezegen Merkür'dür. Hı hı. Ve bu Merkür ne yazık ki 3 hafta kadar geri gidecek. Oo. Biz buna Merkür Retrosu diyoruz. Kaç Kasım'dan sonra? 18 Kasım. Siz onun üzerine bir 3 hafta koyun. 3 hafta kadar sürecek. Merkür'ün geri hareketi aslında artık çok bilinen bir şey oldu son yıllar içerisinde. Merkür geri hareketeyken yeni elektronik eşya almamakta
fayda var. Elinizdekilerle biraz idare edin, tasarruflu olun. Ve daha da önemlisi 17-18 Kasım'a kadar elinizdeki telefonları, bilgisayarları, datalarınızı ne varsa her şeyi yedekleyin. Kaybolmasın. Bir anda silinebilir. Evet, o güzel anılarınızı sakladığınız videolarınız, o güzel resimleriniz, o mesajlarını sakladığınız o güzel mesajlar birden telefon kırılır, düşer, çatlar, patlar. Sonuçta insan icadı o da. Hani ne çok, kadar akıllı olursa olsun. Çok doğru. En nihayetinde yani zarar tabii görmeye müsait. O yüzden 18 Kasım'a kadar elinizdeki her türlü elektronik aleti, haberleşme gereçlerini yedeklemenize, iş yerinde bilgisayarlar da aynı şekilde. Tabii ki. Aynı şekilde. Bu arada canlı yayında ağzınızdan çıkana falan da dikkat edeceksiniz. Deep iletişim oluyor değil mi? Tabii. Evet, her tabii türlü iletişim. Tabii. Yine aynı şekilde işte WhatsApp'ta yazışıyoruz ya böyle, gruplarda yazışıyoruz. Biraz dikkat etmek lazım. A grubunun bilmemesi gereken bir şey, bir B grubunu anlatmayalım. Ay mesela birisinin dedikodusunu direkt onun suratına gönderebilirsiniz mesela, arkadaşınıza gönderirken. Gerçekten böyle çok şeyler gibi yaşanıyor. Gibi gibi. Hani biraz hani 18 Kasım itibariyle iletişimle ilgili aklınıza gelecek her alanda dikkatli olmakta açıkçası olalım fayda var. Ha. Şimdi bu hafta 8 Kasım itibariyle bolluk, bereket, şans, talih, kısmet gezegeni Yay burcuna geçiyor. Peki bizim hayatlarımızda ne olacak bu? Şimdi hepimiz yani burç bazında anlatacağım. Hepimizin böyle faydalanacağı alanlar tabii ki var. Ama genel itibariyle biz nasıl etkileneceğiz çok böyle şey itibariyle? Bir kere hepimiz bir kere yurt dışına çıkmak istiyorsak, eğitimler almak istiyor isek, devam eden hukukla ilgili davalarımız var ise demek ki bu konularda güzel fırsatlar ve olasılıklarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Bazılarımız uluslararası şirketlerde işe başlayabilir, bazılarımız ilk defa yurt dışına çıkabilir, bazılarımız yurt dışında yaşamaya karar verebilir. Oo, böyle hepten kökten değişimler olabilir yani. Evet, bunlar hep böyle hayatında keyifli, mutlu değişimler olacak. Hayata sonuçta Yay burcu felsefeyle ve hayata bakış açısıyla ilgilidir. Evet. Hayatımızdaki kızımın burcu. Aa, benim de yükselenim. Ah süper. O zaman şöyle, şimdi Jüpiter en son 12 sene önce Yay burcundaydı. Bir düşünün bakalım 12 sene önce hayatınızda neler oldu? Yani, hangi fırsatlarla karşılaştınız aslında? Yani çok güzel şeyler olmuştu. Biraz hani biraz da geçmişe giderek sizler çok de aynı şekilde. Çok güzel şeyler olmuştu. Ne tarz fırsat? Aynısı tabii kopyala yapıştır olmayacak ama. Aynen. Benzeş şekilde fırsat ve olasılıklarla karşılaşmanın İnşallah. Bu sefer belki olası, daha iyi herkes. Daha iyisi olacaktı. Tecrübeli olur. Bir şekilde Yay özgürleşmekle alakalı. Şimdi şöyle bir şey var. Yay söz vermeyi sevmez. Bir şeyi zorunlulukla yapmayı sevmez. Mecburiyetle hareket etmekten hoşlanmaz. Yay çok çünkü doğru özgürlüklerin burcudur her tabii, şeyden önce. Tabii. Şimdi Jüpiter Yay burcuna geçtiği anda artık hayatımıza daha fazla eğlence, herkes neşe, için mutluluk ondan sonra zuhur edecek. Ve bunun yanı sıra zorunlu olarak hiçbir şey yapmak istemeyeceğiz. Mutlulukla yapmak isteyeceğiz. Ya elimizde bizi sıkan işleri eğlenceye çevireceğiz ya da artık o işlerden kurtulacağız, özgürleşeceğiz. Ağzından bal damlıyor. Ama güzel haberlerim var ay, demiştim. Çok güzel. Güzel haberlerim güzel var demiştim. Ay ne mutlu oldum vallahi. Ve Yay burcu en önemlisi paylaşmakla alakalı. Ve biz paylaşmayı öğrendikçe aslında ne kadar çoğaldığımızı ve ne kadar büyüdüğümüzün farkına varacağız bu dönem içerisinde. Ay ne güzel. Daha da önemlisi. Ne o yüzden var, neyi paylaşmak istediğinizi doğru seçin. İyiliği paylaşın, sevgiyi paylaşın, mutluluğu paylaşın. Bu temalar daha doğru fikirleri paylaşın. Yani gidip de dedikodu paylaşmayın, kötü bir şeyler konuşma değil mi evet, ama? Yani evet, evet. Doğru bilgiyi paylaşın, bilgi paylaşın çünkü Yay bilmekle de çok alakalıdır. Bu şekilde çok fazla büyüyeceğimiz, genişleyeceğimiz çok böyle güzel, çok keyifli, çok minnoş bir sezon açılıyor. O zaman tek tek burçlara doğru şimdi, bir evet, yürüyüş oraya yapalım doğru mı? Geliyorum hadi bir yürüyüş yavaş yavaş yapalım tek tek. Evet, şimdi ilk burcumuz tabii ki Koç ve yükselen Koçlar. Hemen ufak bir bilgi aktarmak istiyorum izninizle. Bizi dinleyen arkadaşlarımız. Özellikle de yükselen burçlarına göre dinlemelerini rica edeceğim onlardan. Tamam. Çünkü yükselen burçtur bizim asıl doğum haritamızın oluşturmaya başladığı bir noktadır. Ve haritamızdaki gezegenler, gökyüzündeki gezegenler de bu yükselene göre sıralanır. O yüzden, yani hem kendi burcumuz hem yükseleniniz evet, olursa. O yüzden, hatta yükselen burç %70 daha önemlidir. Oo. O yüzden sizin için aslında yükselen burcunuz Yay olduğu için Jüpiter size böyle ekstra hadi inşallah keyifli bir şekilde hadi etkileyecek. Inşallah. Şimdi Koç ve tabii ki yükselen Koç burçları. Evet.
13 aylık fırsatlar döneminde sizin payınıza düşen nedir? Yurt dışı ile ilgili işler, eğitimle ilgili konular, akademik çalışmalar yapıyorsanız bu konuda yaptığınız işler, çok uluslu firmalarda işe başlamak istiyorlarsa çok rahat iş bulabilecekler. Bu konuda gayet güzel ve keyifli bir süreç başlıyor. Kitap çıkarmak istiyorlarsa ya da sponsorluk arıyorlarsa, ekonomik anlamda bir arayış içerisindelerse Koç ve Yükselen Koçlar bu 13 aylık dönemde bu alanlarda çok güzel fırsatlarla karşılaşacaklar. Güzel. Yurt dışında yaşamak istiyorlarsa da keza ya da yabancılarla yaptıkları işler var ise ya da ticarete atılmayı düşünüyor iseniz işte 13 aylık kısmetlerle dolu, fırsatlarla dolu bir süreç koçlar için başladı. Fakat bu hafta meydana gelecek olan Akrep Burcu'ndaki yeni ay, bu 10 gün kadar etkileyecek, endişe etmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Sadece ekonomik anlamda biraz bütçeyi biraz bir sıkmak gerekiyor, bir tık. Çok zaten böyle dönem büyük... o dönem biraz sıkalım. Evet, birazcık daha hani tasarrufu biraz daha ön plana koymamız gerekiyor hayatımızda. Bir 10 gün kadar ekonomik anlamda çok büyük riskler alınmamasında fayda var sadece. Ve sıra geldi Boğa ve yükselen Boğa burçlarına. Öncelikle sizlere Jüpiter'den bahsedeceğim. Jüpiter'in yay burcuna geçişi boğaların keselerini genişletiyor. Çok güzel para kazanacaklar. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Kendi işinizi mi kurmak istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsunuz? Ay. Geleceğe yönelik yatırımlar mı yapmak istiyorsunuz? Kredi mi çekmek istiyorsunuz? Burs mu arıyorsunuz? Nafaka ile ilgili sorunlarınız mı var? Mirasla ilgili problemler mi var? Ya da sponsorluk mu arıyorsunuz? Öğrenciyseniz burs mu arıyorsunuz? İşte bu konularla ilgili hayat sizlere oldukça güzel, oldukça cömert davranacak demektir. Çok iyi. Güzel güzel paralar kazanacaksınız. Hatta bu paralar çok da emek sarf etmeden kaynak arayışlarınız varsa eğer o kaynaklara çok rahat bir şekilde ulaşacağınızı gösteriyor. Ballı boğalar. Keyifli, ekonomik, bu 13 aylık süre çok değerli bir zaman. Çok. Özellikle ortak iş yapıyor iseniz, birileriyle ortak işleriniz varsa bu ortak işlerden elde ettiğiniz gelirler ve kazançlar da aynı oranda büyük büyük artmaya başlıyor. Boğa ve yükselen boğalar için ama Akrep Burcu'ndaki yeni ayda ilişkilerde ve mevcut ortaklıklarınızda, partnerinizle olan ilişkilerinizde çok krizlere girmemek, kıskançlık krizlerinden birazcık uzak durmak, çözüm odaklı olmak, krizler yaratmak yerine biraz daha orta yolu bularak sakin, hareket etmenizde sakin fayda olduğunu düşünüyorum sakin açıkçası. Ve sıra geldi ikizler ve yükselen ikizler burçlarına. İşte onlar için evlilik zamanı. Ay duru, dönem. Ay duru, burcum ikizler aman ama, aman ama, aman ama. İlişkiler konusunda 13 aylık çok keyifli, çok şanslı, mutluluk vadeden bir dönem başlıyor. Hadi bakalım. Evlenmek mi istiyorsun, sözlenmek mi istiyorsun, nişanlanmak mı istiyorsun veya bir ortaklık mı kurmak istiyorsun daha fazla para kazanmak için? Gayet güzel bir dönem. Düşmanlar yanlarına yaklaşamayacaklar. Oh. Evren adeta onlara böyle bir enteresan bir koruma kalkanı altına alacak. Dışarıdan gelecek olan her türlü kötülüğe karşı koruyacaklar onları. İlişkiler açısından son 12 senenin en iyi dönemi başladı. Hayatlarının aşkıyla karşılaşabilirler. Gerçekten. Ne diyorsunuz? Uzamış olan ilişkiler sakız gibi uzamış, artık tat vermeyen, sadece sorumluluk duygusuna bürünmüş ilişkilerde 8 Kasım'dan sonra artık onlara bir elveda, yenilerine merhaba dönemi başlamış olacak. Anladım. Fakat bir taraftan da bu hafta meydana gelecek olan Akrep Burcu'ndaki yeni ayda biraz daha sağlıklarına dikkat etmelerinde fayda var. İşte genital bölgeye, üreme organlarına biraz daha dikkat etmekte fayda var ve en önemlisi eğer ki diyete başlamak istiyorlar ise İkizler için bu hafta özellikle de çarşambadan sonra diyete başlayın. Çok güzel kilo vereceksiniz. Gayet güzel hadi bir bakalım süreç başlıyor. Kızlar sağlık başlıyoruz açısından. Kızlar diyete başlıyoruz. Evet. Ve sıra geldi evet. Yengeç ve yükselen yengeç burçlarına. Şimdi önceki Jüpiter yay nasıl etkileyecek sizleri? İş arıyorlarsa veya kendi işlerini yapıyorlarsa müşterilere ulaşmaya çalışıyorlarsa işte bu 13 aylık dönem çok fazla iş, çok fazla müşteri, çok fazla proje dönemi başladı onlar için. Ha. Bu bir. İkincisi bir süredir uğraştıkları ufak tefek de olsa sağlık sıkıntıları var ise hı hı, yengeç ve yükselen yengeçler son 12 senenin en sağlıklı dönemini yaşayacaklar. Çok
Çok iyi. Hastalıklar şifalanacak. Zaten en önemli inşallah. Şey sağlık biliyorsunuz Allah ki. Allah bütün hastalarımıza şifa vermesini diliyorum. Amin inşallah. Sağlık konusunda çok keyifli bir dönem geçirecekler. Bunların yanı sıra kendi işlerini yaparken yardımcı arıyorlarsa, asistan arıyorlar ise onlara fayda sağlayacak, onların önlerini açacak, adeta sağ kol olacakları çok iyi asistanlarla karşılaşabilirler bu önümüzdeki 13 aylık dönemde. Güzel. Ve akrep yeni ayı da yengeçleri bu 10 gün içinde eğer yalnızsanız aşk getirebilir. Çocuklarınızla ilgili meseleleri çözümlemek için güzel bir zamandır. Sanatla ilgileniyorlarsa eğer güzel tekliflerle, projelerle karşılaşabilirler. Çok güzel notlar bunlar. Evet. Evet. Ve sıra geldi aslan ve yükselen aslan burçlarına. Evet. İşte 13 aylık flört, gezme, tozma, aşk dönemi aslında aslanlar için başladı. Hadi bakalım. Çok keyifli bir dönem, çok mutlu olacakları bir dönem. Hayattan daha fazla haz alacakları, hobilerine daha fazla yönelecekleri, mutluluklarını ikiye katlayacakları bir dönem aslında başladı. Aslan ve yükselen aslanlar 8 Kasım itibariyle başlıyor. Ve bunun yanı sıra evliler ise, çocuk sahibi olmak istiyorlar ise, aslan ve yükselen aslanların çocuk sahibi olma dönemleri artık başladı. 8 Kasım itibariyle başlıyor. Bunların yanı sıra eğer ki işiniz sahne, şov, gösteri dünyası, sanat, yaratıcılıkla ilgili bir iş yapıyorlar ise, İşte bu dönem çok kazançlı çıkacaklar, çok güzel, onları çok parlatacak, markalarına değer üzerine değer katacak bir dönem başlıyor. Çok güzel. Eğer ki işleri para, yatırım, borsa gibi alanlar ise, bu alan daha ekonomiyle ilgili bir alan ise paralarına para katıyorlar. Oo çok güzel. Gayet güzel. Çok güzel. Çok zenginliklerin olduğu ve hayattan hiç almadıkları kadar keyif alacakları, daha fazla mutluluk odaklı olacakları ve mutlu olmayı öğrenecekleri bir dönem başlıyor 8 Kasım itibariyle aslan ve yükselen aslanlar için. Akrep yeni ayıyla da evde tamamlanması gereken işler tamamlanır. Değişmesi gereken şeyler değişir. Aile içerisinde hallolmayan meseleler hallolabilir bu hafta itibariyle. Anladım. Ve sıra geldi Başak ve yükselen başaklara. Titiz başaklar. Evet, titiz başaklar. Şimdi başaklar için bu 13 aylık dönem ev sahibi mi olmak istiyorsun? Ailenin dışında yalnız mı yaşamak istiyorsun? Daha iyi bir evde mi yaşamak istiyorsun? Fark etmez. Ya da evlenmek mi istiyorsun? İşte bu 13 aylık dönem kendine herkesi evlendirdiniz Dinçer Bey. Aa, çok yok, herkese güzel. Değil. İkizleri ve başakları. Yok. Şu an iki tane daha. Başaklar aslanlarda da güzel bir aşk var. Aşk var ama onlar evlilik değil. Ha, o biraz tamam. Daha hani biraz orada sadece bir aslanda hafif bir hovardalık var. Anladım. Bir parça. Anladım. Şimdi bu süreçte başaklar mutlu olacakları bir yuva kuracaklar her şeyden önce. Bu çok güzel, güzel bir gösterge. İkincisi yurt dışında yaşamak istiyorlar ise bu 13 aylık dönem onlar için çok güzel fırsatlar ve şanslarla karşılaşacakları güzel bir süreç olacak. Ev alabilirler, bir tapuya sahip olabilirler. Araba almak istiyorsanız 8 Kasım'dan sonra evren sizin arkanızda olacak. Keyifli bir dönem. Aile içerisinde çözülmeyen bir takım meseleler ve problemler var ise bu konuları çözmek, halletmek, barış ve sulh ortamı sağlamak için güzel bir dönem olacak. Ara buluculukla ilgili evet çok güzel etkiler söz konusu. Akrep Burcu'ndaki yeni aile de birlikte bu hafta önümüzdeki 10 gün, 12 gün böyle kafayı dinletecek. Biraz böyle sizi sorunlardan uzaklaştıracak. Böyle ufak tefek böyle seyahatlere, tatillere oraya buraya çıkmak güzel. İçin aslında güzel bir zaman olacak. Başaklar için biraz iş hayatından uzaklaşmaları gerekiyor. Kafayı dinlenme. Evet, böyle birazcık bir siesta zamanı birkaç güzel gün. Güzel vakit geçirme. Evet, sıra geldi tabii ki terazi ve yükselen terazilere. Bolluk, bereket, şans ve talih sizlerin hayatlarınıza eğitimden yana geliyor. Kardeşlerden yana geliyor, komşulardan yana geliyor, kuzenlerden yana geliyor. Çok iyi. Yeni iş projeleri söz konusu, güzel imzalar var. 13 ay boyunca atacağınız imzalardan güzel paralar kazanabilirsiniz. İnternet üzerinden iş yapmak istiyorsanız, atıyorum bir hesap açıp oradan bir şeyler satmak istiyorsanız, e-ticaret işine girmek istiyor iseniz, bu konularda evren sizin yanınızda olacaktır. Projeleriniz hızla büyüyecek, hızla yayılacak, hızla marka olacaklar. Satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, eğitimle ilgili konularda, akademik eğitimde koyabilirsiniz bunun içerisine.
güzel fırsat ve şanslarla karşılaşacaklar. Yabancı dil öğrenmek istiyor iseniz, yabancı dillere karşı eğiliminiz ve yetenekleri var ise eğer, işte tam da bu dönem, bu 13 aylık dönem bu konularla ilgili fırsatlar söz konusu. Çok güzel. Akrep Burcu'daki yeni aile birlikte önümüzdeki 10 gün finansal anlamda krizleriniz var ise eğer, bu krizleri çok rahat bir şekilde atlatabilecek ve çözebileceksiniz. Yani evde mesela bir şeyler yapıp onları internet üzerinden pazarlamak Tabii. isteyen böyle hanımlar var. Özellikle o zaman teraziler tam onlar için güzel bir Çok güzel. 8 Kasım'dan sonra hemen harekete geçsinler. Zaten bunlarla ilgili bu tarz işleri yapmak isteyen kadınlarla ilgili biliyorsunuz ki birçok böyle kredi veren birçok yer var. Evet, girişimci kadınları destekleyen, üreten kadınları destekleyen bunların araştırmalarını yapsınlar. Üreten çok kadın güzel. Moduna geçme tam zamanı şimdi aslında. Çok güzel, evet. Çok güzel. Sıra geldi akrep ve yükselen akrep burçlarına. Hı hı. Jüpiter zaten 13 ay boyunca sizin burcunuzdaydı. Bu biraz akreplere kilo aldırdı azıcık. Hmm. Bir 5-6 kilo, 7-8 kiloya kadar. Ben o zaman herhalde bir tarafımda bir akreplik var yani. Güzel yemeler, içmeler. Oh, afiyet olsun. şimdi akrep dediğim gibi 12 ay boyunca Jüpiter burcunuzdaydı. Hmm. Güzel fırsatlar, şanslar elde edebildiniz. Hmm. Şimdi artık para zamanı. Akrepler için para, para, para. Çok güzel para kazanacaklar. Gelirleri inanılmaz artıyor. Son 12 senenin en iyi para akış süreci aslında başlıyor akrep ve yükselen akreplere. Aa, güzel, yaylarla aynı şey yani 12 sene önceki hani yaylar evet. nasıl 12 sene önce güzel bir şey hani yaşadılar evet, şimdi. Şimdi akreplere de devir ediyor. Aa, çok güzel. O yüzden akarken çok iyi doldurun. Çünkü çok iyi bir akış başlıyor. Daha iyi bir işe geçerek olabilir bu. Kendi işinizi yapıyorsanız eğer birden bir sürü müşteri, bir sürü proje, bir sürü işle olabilir bu. Ama bir şekilde nakit akışı, para akışı çaba sarf ederek kazanılan paralar fazla fazla gelmeye başlıyor. Para anlamında inanılmaz keyifli bir 13 aylık dönem sizleri bekliyor diyebiliriz. Ve zaten bu haftada burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Bu hafta çarşamba günü özellikle. Hangi tür yeni başlangıçları yapmak istiyor iseniz, yeni iş, yeni ilişki, yeni işte proje, hayatınıza katmak istediğiniz her türlü yenilikte bu hafta sizin için zaten evren yanınızda olacak. Çok güzel. Her şeyi paraya çevirecekler. Ay ne kadar Ellerinizi güzel. Ellerinizi neye atsanız bereketlenecek, çok filizlenecek, güzel. Çoğalacak, artacak akrep yükselen akreplerin. Akrepler çok iyi. Şahane, çok güzel. Özellikle eğer ortak iş yapmayı düşünüyorsanız kendinize hemen bir akrep bulun. Bu çok akıllıca. Evet, hemen kendinize bir akrep Hayatınıza bulun. Hayatınıza bir akrep iş hayatına sokabilirsiniz, ortak evet. olabilirsiniz. Aynen çok öyle. Güzel. Ve sıra geldi yay ve yükselen yay burçlarına. İşte 12 senedir görmedikleri fırsatlar, şanslar, dört ayak üzerine düşecekleri, güneş gibi parlayacakları, evrenin bütün şans kapılarını onlara açacakları bir dönem başladı artık. Son dönemlerde sizi zora sokan, ayağınıza takılan, hareket etmenizi zorlaştıran, size zoraki bir sorumluluk duygusu yükleyen her ne varsa işte bunlardan kurtulma ve en önemlisi özgürleşme zamanı olacak yaylar için bu bir. İkincisi, ilişkilerden yana siz artık birinin peşinde koşmayacaksınız. Artık sizin peşinizden koşmaya başlıyorlar. Aa, çok 8 Kasım'dan oldu bu. Sonra. Eğer ki sizin peşinizden koşan insanları beğenirseniz kaçırmayın. Çünkü bir sene sonra evlilik zamanı başlayacak yay ve yükselen yaylar için. O yüzden evlenebilecekleri insanlarla karşılaşmaları çok olası yay ve yükselen yaylar için. Ve bu bir senelik süreçte hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlar ise bunun kararını verip artık bunun eğitimini mi alırsınız yoksa deneyim, tecrübe mi kazanırsınız? Bunlara odaklanın çünkü seneye bu bir sene içerisinde uzmanlaştığınız konunun çok güzel parasını kazanacaksınız. İnşallah. Bu sene kendinize yatırım senesi. Seneye bu kendinize yaptığınız yatırımları çok rahat bir şekilde paraya dönüştürecekler çünkü. Çok güzel. Ve sıra geldi oğlak ve yükselen oğlaklara. Hı hı. Onlar için çok böyle maddi dünyanın getirileri yok. İş, para, aile, çocuk yok. Onlar daha çok sağlık, ruh sağlıkları, psikolojileri,
kendini daha manevi, daha içsel dünyalarını genişletecekleri, içsel anlamda kendini mutlu edecekleri bir süreç başlıyor. Hı-hı. Bunun için terapiste gidebilirler. Hı-hı. Ya da işte çakralardır, enerjidir, meditasyondur, yogadır vesaire. Hı-hı. Vesaire bu konulara daha fazla şişir olacaklar. Bir de arkalarından konuşan, dedikodu yapan, düşmanlık yapanlar kimse... İşte bunlar ortaya çıkmaya başlıyor oğlak ve yükselen oğlaklar için. Hmm. Ve çok rahat bir şekilde bu insanlardan kurtuluyorlar. Çok güzel. Belki de o kurtulmanın üstüne onları da yapacaklar. Şöyle evet, bir rahatlayıp. Adeta üzerlerinden bir yük atıyor olacaklar. Oh. En önemlisi oğlak ve yükselen oğlaklar ve sağlık konusunda çok iyi, süper bir 12 aylık süreç bekliyor oğlak ve yükselen oğlakları. Ne güzel. Ve sıra geldi. Kova ve yükselen kovalar. Hı hı. Onlar adeta leyleği havada görmüşçesine gezecekler. Aman ne güzel. 40 mahallede 40 tanıdık. Arkadaş çevreleri inanılmaz genişliyor. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan harika destekler göreceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak işler yapabilirsiniz. Bu ortaklıklardan rahatlıkla para kazanabilirsiniz. Ödüller kazanacaksınız. İş hayatından kazandığınız primler, kazandığınız paralar artıyor. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, yardım kuruluşlarında eğer aktif görevler almak istiyorlar ise inanılmaz verimli, inanılmaz bereketli bir dönem başlayacak onlar için. Oh. Kova ve yükselen kovalar sosyal çevrelerinden harika destekler görecekler. Şahane. Ve son olarak geldik balık ve yükselen balıklara. Evet. Balıklar son 12 senenin kariyer konusundaki en şanslı dönemine giriyorlar 8 Kasım itibariyle. Ay ne güzel. Erkek kardeşim, annem bayağı bir balıklı evde süper. Büyüdüm. Harika. Kariyer konusunda 4 ayak üzerine düşecekleri, kendi işinizi kurmak istiyorsanız 8 Kasım'dan sonra hemen harekete geçin. Terfi bekliyorsanız inanılmaz iyi bir terfi alacaksınızdır. Hı hı. İş hayatında adeta merdivenleri birer birer değil, üçer üçer çıkacaksınız bu 13 aylık süreçte. Çok güçlü kişilerden, nüfuzlu kişilerden, iyi kişilerden destekler görecekler. Çok İş güzel. Hayatında adeta evren bütün şans kapılarını balıklar için açıyor olacak bu önümüzdeki 13 aylık süreçte. Şahane. Ve bir parantez daha ufak, hı-hı, balıklar için. Hı-hı. Yine evlilikten bahsedeceğim. Oo. Evet, balıklar için de aynı şekilde. Gelinlik firmaları yaşadı. Bu sene. Acaba akrep burcu mu gelinlik firmaları? Neden? Çünkü para kazanacaklar yani ortak olun. Akrep burcu olan gelinlik firmaları daha çok kazanabilir belki bu Değil noktada. Mi? Balıklar için de özellikle de önümüzdeki sene Mart'tan sonra İlişkiler ve evlilik kursa şanslı bir dönem başlıyor 8 ay boyunca. Ay çok güzel, şahaneydi değil mi? Peki burçlarımızı dinledik, herkes güzel şeyler de duyduk çok şükür yani genel Jüpiter olarak çünkü çok fırsat güzeldi. Ve şans demek. Şimdi zor şeyler yok, bu var. Hı-hı. Bugün onlara yer ayırmayalım dedi. Çünkü zaten Hı-hı. fazlasıyla hayatımızda Hı-hı. bunları biliyoruz. Yani her Hı-hı. burcun Satürn'den Hı-hı. dolayı zorlandığı alan var tabii ki. Var tabii. Ama tabii. hazır böyle iyi bir gezegen geçişi tabii. var. Tabii. Hani biraz daha insanlara umut. Çünkü yay umutla alakalıdır. Umut etmek çok de alakalıdır. Doğru. Ve çok önemli bir şey. Son yıllarda belki de yaşanan birçok olaydan dolayı biraz içimize döndük. Çok belki doğru. biraz küstük. Belki minik minik umutlarımızı kaybettik birçok şeye karşı. Doğru. Yorulduk, doğru. yıprandık belki de. Hı hı. 8 Kasım itibariyle umutlara yeniden sarılma zamanı başlıyor. Ya bu 8 Jüpiter... Kasım'a dönelim diyecektim, çok iyi oldu. Biraz böyle hem ülkemiz için hem evet, bizler için. Jüpiter yay çünkü umut etmekle alakalıdır. Hatta yay burcu, ben eğitimlerimi, dersimde anlatırken şeye benzetirim çünkü, Pollyanna'ya benzetirim. Yayı değil evet. mi? Evet. Çünkü doğru. umut doludur. Her şeyin iyi tarafından görmeyi, doğru. bardağın dolu tarafından görmeyi çok iyi bilir. Ve biz de hayatlarımızda aslında artık bardağın dolu tarafından da bakmayı öğreneceğiz. Umut etmeyi öğreneceğiz. Umutlarımızı yeniden içimize yeşertmeyi öğreneceğiz açıkçası. Hı hı. Türkiye açısından da önemli hı. gelişmeler var tabii ki bununla ilgili. Yani mesela bir sürü şey, bir oyun oynanırken bir anda tersine döndü her şey değil mi? Yani bu gazeteci olayı sanki birazcık bizim üstümüze oynanıyordu. Sonra olaylar çıktı, detaylar çıktı mesela Türkiye için. Evet, şimdi Jüpiter yay aslında, şimdi yay uluslararası... Yani gizli şeyler de mi ortaya çıkıyor mesela? O akrep burcundaki yeni ayın işi. Çünkü akrep gizlilik, gizlilik işte yürüten Heh. İşler demek. Hani bu aralar bunların ortaya çıkması akrep yeni ayıyla alakalı. Bu önümüzdeki 10 gün daha birçok bilgi vesaire ortaya çıkabilir. Ve bizim lehimize oluyor genel olarak. Evet, şimdi Jüpiter yay uluslararası işler ve uluslararası davalar demek. Hı hı. Bu dönemde özellikle
birçok uluslararası dava görülecek demektir. Birçok dava uluslararası bir olaya dönüşecek demektir aslında bu bir. İkincisi, Jüpiter'in yay burcunda seyahat etmesi, yay seyahat etmek demek aslında, gezmek demek, tozmak demek. Jüpiter'in yaya geçmesi aslında seyahat özgürlüğünün gelmesi anlamına geliyor. Belki de birçok ülke vizelerini kaldıracaklar. Aa, ne güzel olur değil ya mi? Ya da vize için istedikleri belki zor koşulları yumuşatmaya başlayacaklar. Evet. Hani bununla ilgili çok güzel gelişmeler bekleyebiliriz bu 13 aylık dönemde. Aa, bu da güzel. Bunun yanı sıra sadece ekonomik olarak, sadece bizimle ilgili değil, dünyanın genelinde, özellikle Ocak ayında 6 Ocak artı eksi 10 gün Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir tutulma var. Bu zor bir tutulma. Bunlara geçelim biraz. Azıcık zor bir tutulma bu. Bu belli ki dünya üzerinde yıllardır devam eden bir sistemin değişeceğini gösteriyor. Ekonomik olacak. Sistemlerin artık yavaş yavaş değişmeye başlayacağını gösteriyor. Alıştığımız o tüketime dayalı ekonomi sisteminin artık üretime doğru geçişinin sancıları bunlar aslında. Güzel bir şeye geçiş olacak. Evet, ama o zaman biliyorsunuz ki büyük değişimlerden önce hep bir sancı olur. Doğru. Bir çocuk doğmadan önce 9 ay anne onu karnında taşır. Onun getirmiş olduğu bir takım fiziksel rahatsızlıklar da vardır tabii ki. Tabii ki. Ve bir doğum sancısı vardır. Aslında dünya şu an, bir doğum sancısı yaşıyor ekonomik anlamda. Çünkü sistem ve düzen artık çalışmıyor. Evet. Ve artık bu sistemi ve düzenin değişmesi gerekiyor. Ve bunu herkes çok farkında. Ve bizler de zaten mesela evimizde bir takım şeyleri üretmeye başladık. Tabii. Her şeye hemen kolay para vermiyoruz. Tabii. Öyle değil mi? İşte tasarrufu öğrendik. Yıldızlarla alakalı çok yani alakalı. Bunları daha önceden söylediğiniz şeyler çünkü. Evet, tasarrufu öğrenmeye başladık her şeyden önce. Bir de şu var, toprak önem kazanmaya başlayacak aslında 2019 senesi itibariyle. Topraktan elde ettiğimiz ürünleri daha sağlıklı, daha verimli elde etmenin yollarını öğrenmeye başlayacağız. Biliyorsunuz ki GDO'suydu, osuydu, busuydu, artık aynen, ne yiyeceğimizi şaşırdığımız bir süreçten geçiyoruz. Aynen. İşte mısır alsan GDO'lu diyorsun, balık alsan çinko var diyorsun, içinde zehirli bilmem neler var diyorsun. Tavuk alsan ayrı antibiyotik gidiyorsun, artık ne yiyeceğimizi şaşırdığımız bir dönemdeyiz. O yüzden şimdi kendimize artık toprak dönüş ve bu toprağı artık daha verimli kullanmanın 2019 senesinde artık bunların yollarını öğrenmeye başlayacağız. Hem dünya olarak hem de Türkiye açısından önemli yani bir süreç. Yani 2019 işte bir diyorsunuz ki bir Ocak'ta bir şeyimiz var. O bir var. Sıkıntı. Ha, bir sıkıntımız ama dediğim var gibi değişimin başlangıcının sıkıntısı. Evet. Değişime direnenler biraz kaybedecekler ama. Ha. O biraz ekonomik anlamda çatırlayacak olan ülkelerde var ne yazık ki. Kayıplar yaşayacak olan ülkelerde var. Peki daha başka 2019'da neler var genel olarak şöyle şimdi düşünecek olursak, biraz yaklaşıyor ya 2019. Evet, hazır zaten biraz Kasım'da yaşında bir buçuk biraz ay bir şey kaldı. Şimdi çok önemli aslında iki göstergesi vardır, ay düğümleri. Ay düğümleri bize iki senelik süreçte genel o anlamda kaderde neler değişecek, resmin bütünde neler olacak, hangi temalarla daha fazla haşır neşir olacağız bize onları gösterir. Şimdi ay düğümleri burç değiştirmeye başlıyor artık yavaş yavaş. Yengeç oğlak aksına geçmeye başlıyor aslında. Evet. Nedir bu yengeç oğlak aksı? Bir taraftan annelik yapmayı öğreneceğiz. Ailenin önemini kavrayacağız. Yani bunlar bütün genel insanlar eski için. Eski geleneklerimize, eski göreneklerimize bunlara sıkı sıkıya bağlanmaya başlayacağız. Eskiden sahip olduğumuz değerleri yeniden kucaklamayı öğreneceğiz. Ve birazdan nostaljik bir seneye giriş yapıyoruz. Söyleyeyim şimdiden. Yani o geçmişe özlem tekrar tüm adetler, gelenekler, görenekler, o bizim alışık olduğumuz ne varsa bunları sahiplenip bunları yaşartmaya başlayacağız. Bu bir. Çok İkincisi, güzel. Yengeç oğlak aksı çocuk doğurmakla alakalıdır. Üremek isteyeceğiz, çocuk sahibi olmak isteyeceğiz. Yani çocuk, aile olmak isteyeceğiz. Daha fazla insan çok olacak. Nüfus, hani bu konuda bir nüfus planlaması, nüfusta bir artış söz konusu, çocuk sayısı bir artış söz konusu olacaktır bu yengeçteki ay düğümlerinden dolayı. Aile olmak isteyeceğiz, aile kavramının ne kadar önemli olduğunun farkına varacağız. Yani farkındaysanız son yıllarda boşanmalar çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Evet. Ve evlilikler artık daha kısa sürüyor. Evet. Ama işte biz bu şeyle birlikte, yengeç oğlak aksındaki ay düğümüne geçişiyle birlikte
daha sağlıklı aileler kuracağız. Yani boşanmaların tabii ki bir sebebi vardır. Tabii ki. Yani hiç kimse mecburi olmadı, mutlu olmadı bir ilişki tabii ki sürdürmemeli. Ama daha düşünerek evlenip daha sağlıklı bir ilişki kurabileceğimiz bir süreç başlıyor bizler için. Şahanesiniz. Ve Oğlak olduğu için de kariyer ve para konusunda da kafamızı daha iyi çalıştıracağız. Ay çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vallahi çok güzel havadisler verdiniz bize. Bugün ayrıca böyle mutlu haberler evet, oldu. Evet, evet, güzel. Mutlulukla başladık haftaya. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kalp hastası adayı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sessiz kalp hastalığı nedir? Kalp yaşınızı biliyor musunuz? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingül Sönmez canlı yayında kalp krizinden korunmanın yollarını anlatacak. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nergis zamanında. Mutfağımızdayız. Yine Özlem Mekik şefimiz harikalar yaratıyor. Ay çok güzel olmuş görüntüsü. Hemen evet, evet, şuraya bir dönelim, gösterelim yani. Bir tane yayında hazırlayayım dedim. Hı-hı. Ama bu arada da tabii hanımlar aslında çok hı-hı kolay, göreceksiniz bu kadar şık patlıcana sarılmış bir köfte hazırlamak. Şimdi öncelikle patlıcanlarımızı közlemiştik, güzel bir şekilde soyduk. Hı-hı. Dediğimiz gibi köfte malzemelerimizi koyduk, yumurtasız bir malzeme hazırladık. Hı-hı. Ama içerisinde onun dışında köfteyle alakalı her türlü malzemeyi kullanıyorsunuz. Hı-hı. Onun dışında içerisinde ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızın aralarını açıyoruz ve ben onlara böyle güzel tereyağı koymak istiyorum. Hı hı. Çünkü neden diyeceksiniz? Tereyağı inanılmaz derecede kıyma ile patlıcan arasında hem böyle bir kumpir kıvamı alıyor. Nergis Hanım. Öyle çok fazla da koymuyoruz evet, yani hocam azar kızmasın. Evet, az tereyağı kullanıyorum. Hı hı. Onun dışında tereyağımız dışında da arasına sarımsak koyacağım tabii. Sarımsak olmazsa olmaz. Siz arzu ederseniz dövebilirsiniz de. Ben sarımsaklarımı şöyle. Çok lezzetli olur. Evet, inanılmaz derecede bir lezzet olmuş oluyor. Hı hı. Şimdi bunları kapattık. Evet. Şimdi ne yapmıştık? Streç kabımız var. Evet. Streç filmlerimiz var. Evet. Bu şekilde ben kıymalarımı 3 parçaya böldüm. Evet. 350 gram bir kıyma kullanmıştım. Hı hı. Alt katına bir streç, üzerine bir streç koydum. Hı hı. Şimdi merdane ile alacağım. Hı. Güzel bir şekilde açma işlemi yapacağım. Ne kadar çok köftenizi dinlendirirseniz o kadar rahat açma işlemi yapıyorsunuz. Tabii bizim süremiz biraz kısıtlı olduğu için biraz daha az dinlendirdik. Yani evet, siz evde daha uzun süre dinlendirebilirsiniz. İdeal bir süre var evet, mı? Evet, yaklaşık bir saat falan diyorsunuz. Hı. Ne kadar çok özellikle et ürünleri, kıyma gibi ürünler ne kadar uzun süre mesela hep kıyma yaptığımızda, köfte hı hı yaptığımızda bir gün boyunca dolabınızda kalsın, alt katmanında kalsın, inanılmaz derecede daha lezzetli bir köfte elde etmiş olursunuz. Hı-hı. Çünkü hı-hı bütün malzemeler ne kadar özdeşleşirse o kadar iyi olmuş oluyor böylece. Hı-hı. Şimdi boyutlarını da patlıcanlarınızın boyutuna göre açın lütfen. Evet. Şimdi benim patlıcanlarımın 2 tanesi küçüktü. Evet. Şimdi çıkarıyorum. Şöyle evet aldım. Alttaki streç duruyor. Evet, duruyor. Şöyle üzerine sarma işlemine başlayacağım. Evet. Onu da nasıl yapıyorum? Nasıl? Şöyle. Koyduk kenara. Aldık. Streçle sarmaya devam ediyorum. Çok böylece akıllıca çok daha kolay sarma işleminde yapmış oluyorsunuz. Streç yardımcı olmuş oluyor. Hem elinizde değmemiş evet oluyor hem de çok daha güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Oldu. Şimdi tabii bununla değil. Heh. Şimdi ne yapacağız? Hemen aldınız şu kenarlarını kapatmamız gerekiyor. Evet. Zaten kıyma rahatlıkla şekle giriyor. Şimdi bunu da böyle güzel yaptınız. Evet, gayet basitmiş. Evet, gerçekten aynı işlemi diğerine de uygulayalım. Ama uygulamaya geçmeden önce diğer tarafta salçalı bir su hazırlayalım. Çünkü bu kıymanın üzerine birazcık daha böyle kuru kuru olmaması açısından şöyle salçayı koyduk, domates salçası, domates sosunuz da olabilir. Birazcık da ben mutlaka toz biber kullanıyorum. Biraz daha toz biber de koyduğunuzda içerisinde daha gevrek oluyor. Daha gevrek olduğunda kestiğinizde de böyle içerisinde çok daha şık bir görüntü olmuş oluyor. Biraz su ile birlikte açacağım ben. Zaten yayın öncesinde de hazırlamıştım. Evet. Biraz zeytinyağı mutlaka kullanıyorum. Neden diyeceksiniz? Zeytinyağı daha yumuşak olmasını sağlıyor. Hı hı. Şimdi yaptığım bu işlemi hemen bir yumurta fırçası yardımıyla alıyorum. Güzel. Güzelce böyle sürüyoruz. Sürüyorum. Buluyoruz. Evet. 200 derecelik bir fırına, önceden ısıtılmış bir fırına
mutlaka işleme koyuyorsunuz. Ve yaklaşık 20-25 dakika sonra fırından çıkarttığınızda harika bir patlıcana sarılı köfte elde etmiş oluyorsunuz. Bir de bunun görüntüsü de değişik olduğu için sanki böyle çok daha fazla zahmetli bir şey hazırlamışsın özellikle, gibi. Özellikle aynen evinize misafiriniz geldi diyelim ki bir davet yemeği olarak düşünebilirsiniz. Kıymayı ilk başta koyduğunuzda gördüğünüz gibi birazcık çatlamalar oluyor. Bu da dediğim gibi yumurta koymadığımız için eğer yumurta koysaydık daha kolay bağlayacaktı. Ama yumurta da bizim fırında pişerken kıymamızın çatlamasına sebebiyet olacaktı. Bu arada malzemelerimiz de tamamıyla sürekli bak buzdolabımızda bizim patlıcan olur. Bir köşede bir galeta mutlaka unu olur, salçamız olur. Yani şurada olan malzemeler her şeyde var olan. Sürekli buzdolabımızda olan şeyler. O yüzden de hani böyle ille de çok böyle süslü, güzel, gösterişli yemekler için çok büyük paralar harcamaya gerek yok. İşte yapıyoruz. Şahane. Bir öyle, ikincisi patlıcanınız yoksa evde, eğer kırmızı biberiniz varsa kırmızı biberden de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yani her şeyden aslında yapabilirsiniz bu işlemi. Bu da güzel bir fikir. Evet. Yani aynı şekilde kırmızı biberi közleyip yine kabuğunu ayırıp içine yine aynı şekilde sarımsağı falan koyup. Kesinlikle. Hatta ve hatta peynir dolgusu dahi koyabilirsiniz hanımlar. Bu da gerçekten çok lezzetli olan bir lezzet olmuş olacaktır sizin için de. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine aynı işlem. Geliyoruz. Buradan sıkı sıkı sarıyoruz. Evet işte bu kadar aslında kolay bir işlem olmuş oluyor. Yine aldık. Yine ucunu. Şöyle ucunu kıvırdık. Buradan da kıvırdık. Vallahi manzarası şahane olacak. Ama piştiği zaman daha da şahane olacak. Hem kesinlikle içerisindeki sarımsaklarından tutun. Evet. Bütün o tereyağını da lezzetini patlıcanın içinden almış olacaksınız. Hı-hı. Dediğim gibi çok lezzetli olacak. Hem bir davet yemeği hem de sevdiklerinize gerçekten çok özel bir lezzet hazırlamış kadar güzel bir lezzet çıkmış olacak çok böylece. Doğru. Evinizde diyelim ki bir kaşar peyniriniz var ya da bir peynirleriniz var. O zaman da ne yapabilirsiniz? Üzerine rendeleyebilirsiniz. 200 derecelik fırına atıyorsunuz. Son 10 dakika çıkartmadan önce böyle güzel üzerine rende kaşar da koyarsınız. Daha da şık bir hale gelmiş olur. Fırına peki, gidiyoruz. Tamam, bunu fırına koyalım hemen o zaman. Yardım edeyim mi? Yok teşekkür ederim. Şimdi ne kadar kalıyor fırında? Dedik 20-25 dakika sonra zaten güzel bir lezzet hazırlanmış olacak. Başka ne yapıyoruz? Başka bugün ne yapacağız? Tabii ki bugün aynı zamanda iki katlı pipet kurabiye hazırlamış olacağız. Onda da hemen malzemelerimizi de sayabiliriz bu arada. Neler var içerisinde? Tabii ki unumuz var. Olmazsa olmaz. Aslında bir kurabiye kıvamını getirmiş olacağız yan yana. Kurabiyemizi de nasıl hazırlayacağız? Önce en önemli şey burada tereyağı. Bir kurabiye hazırlarken tereyağınızın yumuşaklığı çok önemli. Oda sıcaklığı olması gerekiyor. Eğer kurabiyenizin, hanımlar her zaman söylerim, eğer kurabiyenizin çatlamamasını istiyorsanız oda sıcaklığını mutlaka elde etmeniz gerekiyor. Yani sabahtan uyanınca şu yağı bir çıkartın bir yumuşasın tereyağı. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi un miktarı yaklaşık 3-3,5 su bardağı ama unu kurabiye yaparken sakın ve de sakın hızlı bir şekilde yapmayın. Unu mutlaka kenarda bekletin. Bir kısmını koyduktan sonra oda sıcaklığındaki tereyağımızı koyuyoruz. Bu arada listemizi de not alabilirsiniz. Evet. Evet. İçerisine evinizde ne malzeme varsa onu kullanabiliyorsunuz. Buradaki en önemli detay pudra şekeriniz de var, vanilyanız da var. Toz vanilya ve pudra şekerini pudra bir şekeri arada döktüm. Evet. Birazcık da şekerimizi de koyduk. Evet. Arzu ederseniz kurabiye yapmadan önce tereyağı ile birlikte de yoğurabilirdiniz. Tereyağını yoğurup kabartma tozunuzu unu en sonda koyabilirdiniz. Ama farkındaysanız ben önce unu koydum. Evet. Unla birlikte yoğurdum. Yoğurmaya başlayacağım. Bunun da nedeni yine aynı şekilde iki katlı bir kurabiye yapacağım için daha top olmasını istiyorum kurabiyenin. Yani yayılmasını istemiyorum. O nedenle bu şekilde bir işlem yapıyorum. Demek ki daha top o böyle top olmasını istiyorsan unu önceden koyuyorsun. Evet, şimdi aynen bu da öyle. Bir püf noktası bu da bir oldu. Ufak bir püf noktası olsun. İçerisine dediğim gibi arzu ederseniz damla sakızı, evinizde ne varsa antep fıstığı, fındık her şeyi kullanabilirsiniz. Yani aslında o dolapta ne varsa şöyle bir gözden geçirin. İlla sokaktan gidip marketten bir şey almaya gerek yok. Sanırım burada evde olan bir iki reçel durumunu da. Evde olan reçellerimizi kullanıyoruz. Aynen.
Şimdi yoğurma işleminden sonra şekerimi daha yoğun koymaya başlayacağım. Çünkü buradaki amacım tereyağının birazcık daha hızlı bir şekilde aslında hamurla özdeşleşmesi. Bizim için en önemli detaylardan biri o. Ben bu arada tabii yoğurmaya devam edeceğim. Arkasından herhalde siz tekrar geliyor olacaksınız yayınlara. Aynen öyle olacak hayatım. Çok merak ediyorum kurabiyeyi ama çok değerli bir konuğumuz var. Çok önemli sağlık konusunu konuşacağız. Kalbimizi, damarımızı, tansiyonumuzu. Ben hemen konuğumun yanına gidiyorum efendim. Kalp hastası adayı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Sessiz kalp hastalığı nedir? Kalp yaşınızı biliyor musunuz? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez canlı yayında kalp krizinden korunmanın yollarını anlatacak. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nergis zamanında. Hocam şeref verdiniz. Ne kadar ne iyi ettiniz. En güzel, en doğru bilgileri alacağız sizden. Ben size teşekkür ediyorum. Özlem Hanım da size kırmızı giymişsiniz. Evet. Türk Kardiyoloji Derneği bir yıl kırmızı giyin, kalbe dikkat çekmek için herkese kırmızı giyin diye tavsiye etmişti. Şimdi kalbe dikkat çekmek için kırmızı giymişsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi harika aydınlatacaksınız. Bir kere bu kalbimizle ilgili çok önemli konular var. Bir kere hani kadınlarda kalp hastalığı olmaz gibi bir yanlış algı da var. Ben küçüklüğümden beri hani erkeklerde daha çok, kadınlar o yüzden çok fazla da umursamıyorlar. Halbuki hem erkekler hem kadınlar için son derece ciddi bir problem. Öyle peki, değil mi hocam? Kadınlarla erkekler arasındaki farkları sayalım mı? Olur. Kadınlar doğurgandır. Östrojen hormonları vardır. Böyle izleyicilerimize doğru seslenelim hocam. Kadın östrojen hormonu vardır. Doğurgandır. Çocuk doğurur, emzirir. Şimdiki kadınlarımıza bakalım. Hayatı erkekler gibi erken atılıyorlar. Erkekler kadar strese tabiler. Bir iş hayatları var, bir ev hayatları var. Çok doğru. Çocuk doğurmuyorlar. Doğum kontrol hapı kullanıyorlar. Çocuk doğurup emzirmiyorlar. Çok peki doğru. Ne oldu tabiatın onlara verdiği östrojen hormon? Gitti. Yok. Gitti. Yani kadınlar, kadınlıklar yaşayamıyorlar artık bugün toplumda. O yüzden. Erkek hormonlarına çok yaklaştı. Onun için çok sevinmesinler. Kadınlarda da artık kalp hastalıkları çok erken yaşlara indi. 35-38 yaşında bypass yaptığım kadın hastalarım var. Oo. Bir de en büyük felaket menopoz çok erken yaşa indi. Çünkü doğru. Kadınlıkları yaşamıyorlar. Doğru. Menopozdan sonra o östrojen kaybolunca inanılmaz hızlı tansiyon, kolesterol, şeker, obezite ortaya çıkıyor. Onun için kadınlar lütfen kadınınızı yaşayın, erken evlenin, çocuk doğurun, emzirin. Evet doğru, çok doğru. Yani o hızlı hayatın içinde kadınlığımızı unutmayalım. Hocam karşı kameraya doğru şöyle dönersek tamam, eğer. Yapalım. Şimdi hemen ben şunu sormak istiyorum. Kişi kalp hastası olduğunu ya da kalp hastası adayı olduğunu nasıl anlar? Bu ilk bir kere en önemli soru bu ilk. Bir defa ilk kalp krizi sessiz sessiz gelip ilk kalp krizi ölüm nedeni olabilir. Dolayısıyla ilk kalp krizinde fark edebilirsiniz kalp hastası olduğunuzu ve hayatınızı da kaybedebilirsiniz. Özellikle genç hastalar. İlk kalp krizinde yaşamını yitirebilirler. Sessiz kalp hastalığı diye bir korkunç olay var. Bu insanlar sessiz sessiz ölüyorlar. Ya daha yeni genç bir kardeşimizi evet, kaybettik. Ailesine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin, 22 yaşında. Ağrı bir mucizedir. Ağrı vücudun bir koruma mekanizmasıdır. Elinizi sıcak bir yere koyarsınız. Eliniz acır, ağrır. Elinizi çekersiniz, elinizi kurtarırsınız. Evet. Elinizin siniri kesilmişse, diyabetik nöropati varsa, lepra varsa, sinirlerinizde fonksiyon bozukluğu varsa elinizi sıcak sobaya koyarsınız. Bakarsınız ki yanmış. Evet, kurtaramazsınız elinizi. Çok doğru. Şimdi merdivenlere çıkıyorsunuz. Kalbiniz birinci basamakta çok rahat. İkinci kat, üçüncü katta kalbiniz daha çok kan istiyor. Daha çok oksijen istiyor. Nabzı yükseldi. Performans arttı. Yeter ki kan gönderemiyorsunuz. Kalp bir sinyal gönderiyor. Diyor ki dur. Bana kan lazım. Bir ağrı uyaranı gönderirse duruyorsunuz, kalbinizi dinlendiriyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz. Ama o eli yanan insan gibi ağrı zincirinde bozukluk olan bir hasta 5 kat çıkıyor. O anda kalp çırpınıyor, perişan, kan istiyor. 5. katta kolaps olabiliyor. Ya. Onun için bu hastalarımıza biz efor testi tavsiye ediyoruz. Hani kaporta iyi ama
Motor nasıl? O efor testi sırasında kademe kademe artırıyoruz. O efor sırasında elektro bozuklukları görüyoruz. Diyoruz ki senin kalbin yeterli kadar kan göndermiyor koronerlerine ve anjiyo alıyoruz hastamızı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani genç yaştan, çocukluktan bu kalp olayı özellikle ailede de varsa mesela daha sık kontrol ya da ailelerin çok dikkatli mi olması gerekiyor? Gençlerle ilgili hani belki de çok umursamıyorlar o genç diye. Ne yapmak lazım? Gençler diyoruz ama ilk kalp kontrolü ne zaman yapılmalı biliyor musunuz? Ne zaman? Anne karnındayken. Ya. Bu kadar önemli. Ya. 3 aydan sonra artık kalp şekillenmiş olur, böbrekler sonra organlar şekillenmiş olur. Bugün artık bütün devlet hastanelerinde bile çok iyi ultrasonografi yapan kalın doğum uzmanlarımız var. Şüpheli durumda daha uzman olan bir çocuk kardiyoloğuna gönderiyorlar. Anne karnındayken bebeğin kalp odacıkları, ana damarların çıkış yerleri tespit edilebiliyor. Eğer düzeltilebilecek bir kalp anomalisi varsa gebelik devam ediyor. Ama düzeltilemeyecek çok ağır kalp anomalileri varsa aileye gebeliği sonlandırmak teklif ediliyor. Bazen kabul ediyor, bazen etmiyorlar. Bebek doğdu. İlk 5 yaş içerisinde mutlaka bir eko yapmak lazım. Yani bu problem yaşanmış olmasa bile. Normal doğdu. Her şey sağlıklı. İlk 5 yaş içerisinde ama 1 yaş ama 5 yaş. İlk 5 yaş içerisinde mutlaka bir eko yapılmalı. Bir doğumsal kalp anomalisi var mı gözden kaçan? Bu folklor oynarken, arkadaşlarla okulun bahçesinde oynarken kollapsı olan, yaşam bitiren küçük çocuklar var ya, bir eko yapılmış olsa ilk 5 yaş içinde hayatta kalacaklar onlar. Ya bir aort darlığı var, ya bir damar çıkış anomalisi var veya bir ritim bozukluğu var onların. Bu kadar basit aslında. O zaman hocam çok önemli bir konuyu şu anda hemen üzerine parmağımızı bastık ve bunu söylüyoruz. O zaman çocuklar doğduktan sonra 1-5 yaş arası muhakkak bir kalp kontrolü yaptırmak lazım. Şimdi hocam bir VTR'miz var, seyredelim, ondan sonra konumuza geri döneceğiz. Evde yalnızsınız ve kalp krizi geçirdiniz diyelim ki. Ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Valla acil aramak ilk olarak, telefona ulaşabilirsem. İlk 10 dakikanın çok önemli olduğunu biliyorum. Kapıyı açık bırakacağım ve ambulansa haber vereceğim. Çok aşırı öksürmem gerektiğini biliyorum. Kendime limonlu su yaparım. Sakin ol, sakin ol, telkinde bulunurum. Bir kere kuvvetli öksürmek lazım. Eşim kalp krizi geçirdi. Kalp krizini yakinen ilk defa onda gördüm, yaşadık. Çok ne yapacağımı bilemedim yani. Ne oldu mesela? Ne? Hani kalbin ağrısı da yok. Terleme, istifra ve baş dönmesi sanki böyle çok üşütmüş gibi. Dil altım bulunuyor devamlı. Ondan sonra da hemen biraz dinlendikten sonra 112'yi çağırır. Hocam evet, izledik, görüyorsunuz. Bir kere buradaki bilgilerle ilgili ne diyorsunuz? Ondan sonra da hemen şunu sormak istiyorum. Yani evde kalp krizi geçiren yalnız bir kişi ya da kalp krizi geçirdiğini düşünen, o anda bu arazlar olan ne yapmalı? Birkaç senaryo yapalım. Hiç yalnız veya yanında biri var. Yalnız insanı konuşalım önce. İlk defa böyle bir şey yaşıyor. Yanında dil altı yok, yanında bir aspirin yok. Aynen. Yapacağı tek şey hemen 112'yi arayıp, kapıyı açık bırakıp, kapıyı çok açık önemli. Bırakıp, divana uzanıp, ayakları yüksek kalıp beklemek. Ayaklarını yükseğe. Yükseğe kaldırmak. Çünkü tansiyon düşecek biraz, fenalaşabilir. Hatta mümkünse hafif yanında durursa, o sıcak olursa, boğazda soluk yola kaçmasın. Hafif diye. Yan yatarak ayakları yükseğe koyarak, evet. Ama önce tabii ki kapıyı açık bırakacak. Kapıyı açık çünkü bırakacak. Ambulans gelip ambulans kapıyı için. Açamayıp çok hayati olup 3-5 dakikaya kaybettiği olabiliyor. Bu birinci senaryomuz. Evet. İkinci senaryomuz. Deneyimli, daha önce kalp krizi geçirmiş, doktora gitmiş, tanısın var. Mutlaka yanında çocuk aspirini vardır, mutlaka dil altı vardır. Hemen bir dil altı alacak. 15 dakika içinde geçmezse iki tane aspirin çiğneyecek, tekrar dil altı alacak. Ve 112'yi arayacak. Çünkü yalnız. Başka bir şey yapamaz. Yanında birisi var. Bir tanıdığınız kollaps oldu. Şuurunu kaybetti. Evet. Hemen ayakları yükseğe kaldıracaksınız. Evet. Hafif yan çevireceksiniz kusmasın diye. Eğer dil altı ilacı varsa dil altı vereceksiniz. Evet. Aspirin vereceksiniz. Ama yoksa ilk iş gene 112'yi çağırmak. Çağır. Ama bu arada yapabileceğiniz bir şey var. Kalp masajı. Çok basit gibi görünüyor ama öyle değil. Bugün Sağlık Bakanlığı ne iyi ki çok güzel kurslar açıyor. Gerek eğitmenlere, gazetecilere, polislere, bunlar çok, çok önemli. Hastaya ilk ulaşan insanlar çünkü bunlar. Evde yalnızsınız, hiç bilmiyorsunuz masaj yapmayı ama şunu yapabilirsiniz. Evet. Göğüs kemiği. Evet. Tabii şöyle diyelim. Şuurunu kaybetmiş. Hiç dokunuyorsunuz, cevap vermiyor. Evet.
bakabilirsen nabzı var mı yok mu diye. Evet. Alamayabilirsiniz. Yok kabul edin nabzını. Evet. Kalp masajı yapacaksınız. Göğüs kemiğinin ortasına 1/3 alta iki evet. elinizi koyacaksınız böyle. Evet. Yaklaşık 5 santim bastıracaksınız böyle. Yani göğüs kemiğiyle göğüs kemiğiyle omurga kemiğine kalp sıkışacak böyle. Şöyle. Kalp böyle ezilecek, açılacak. Evet. Evet. Bastırıp açacaksınız. Bunu yapacaksınız. Eğer çok deneyimliyseniz... Hanımlar yapın. Bak, çok deneyimliyseniz hayat öpücüğü vereceksiniz. Bunu yapamayabilirsiniz. Ha. Şart değil. Sırf bu masajla 112 gelene kadar hastanız hayatta tutacaksınız. Gelene kadar bu masajı mı yapacaksınız? Yarım saat. 45 dakika hiç önemli değil. Beynine kan göndereceksiniz. Çünkü kalp durur. Ama yarım saat sonra kalp çalıştırabilirsiniz. Beyin 4 dakikada ölür. Bir daha da göz dönüşümü yoktur. Onun için siz bu masajla beyne kan gönderirseniz o insanın beyninin harap olmasını önlersiniz. Siz profesyonel değilsiniz. 112'den gelen ekipler çok deneyimli. Hemen çok soluk yoluna hortum koyarlar, solunum akne bağlarlar, masajla devam ederler ve muhtemel ilaçlar verirler. Öksürük ne peki hocam? Öksürük şöyle. Yani öksürürüm diyorlar ya, öksür diyorlar. Yani bu hep bir yanlış ne? Mesaj. Ha, şöyle, öyle mi? Aritmisi olan hastalara, çarpıntısı olan hastalara bunu öneriyoruz. Diyoruz ki bir bardak su iç, nefes almadan için. Bir lokmayı yutun. Kuvvetli kuvvetli öksürün. Çarpıntınız zinciri kırabilir. Ama kalp krizi geçiren bir insan öksürme mecali zaten olmaz. Ha. Bu internette de olsa ciddi bir kirlilik. Sadece çarpıntısı olan insanlar kuvvetli öksürürlerse çarpıntının geçtiğini ben hiç görmedim ama geçer diye söyleniyor. Peki bir VTR'miz daha tamam. var hocam. Yaşınız kaç? 55. Kalp yaşınız kaç peki? Bilmiyorum herhalde 55'tir o da. Kaç yaşındasınız? 58 yaşındayım. Kalp yaşınız kaç sizce? Vallahi 55 şey 65 de olabilir 70 de olabilir. Neden? Çünkü çok o kadar hani sağlıklı beslenmiyoruz. Kaç yaşındasınız? 62. Kalp yaşım 30. Yaşım 70. Kalp yaşınız kaç sizce? 70. Yaşınız kaç? 50'nin üstü. 50'nin üstü. Peki kalp yaşınız kaç? 18. Neden? Her şeye güzel baktığım için. Hocam bu kalp yaşı mevzusu nedir? Şimdi doğduğumuz zaman kalp yaşımız ve nümerik yaşımız 0. Bir yaşta zamanla belki ikisi 1-1. Belki 10 yaşına kadar... 10 gibi gidiyor ama 10 yaşından sonra hayatın gerçekleriyle karşılaşıyoruz. Bir yıpranma kat sayımız var. Herkes de aynı değil. Yani köyde çobanlık yapan çocukla o 10-15 yaş içerisinde 3 defa, 4 defa... Böyle yedirilen, 3-4 defa kolesterol alana giren çocuğun yıpranma kat sayısı... Ha, bir de stres. Tabii. Aynı değil. Şimdi 10 yaşından itibaren artık zaman farklı kazanıyor. Kalp yaşı öne çıkmaya başlıyor. Faktörler var. Sigara içiyorsa, obezitesi varsa... Diyabeti varsa, iyi aile ilişkileri yoksa, aileden uzaklaştıysa, ilk aşk deneyimini yaşadıysa bunlar hep yıpranma kalsayası artıran şeyler ve artı artı koyuyor. Yani 20 yaşına gelen bir çocuğa bakalım. 3-4 büyük sınav geçirmiş. Aileden ayrılmış. Ekonomik sorunları var. Üniversiteye girmiş. Yalnız yaşamaya başlamış. Şimdi bu çocuğun kalp yaşı da köydeki çocuğunki aynı değil. Onun kalp yaşı 28-30 belki biraz daha fazla. Oo. Onun için sigara içmeyecek. Hep şunu soruyor bana dostlarımız. Kalp hastası olmak için ne yapayım? Bir mucize bekliyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Aynen. Tek bir şey söyleyeceksin. Yani bir şey söyle. Ne biçim doktor? Bir şey söyle. Yok. Çok faktörlü bir hastalığı konuşuyoruz. Sigara içmeyeceğiz. Kilo almayacağız. Diyabetimizi kontrol edeceğiz. Spor yapacağız. Tansiyonumuzu kontrol edeceğiz. Ve iyi besleneceğiz. Şimdi bana tonton amcalar geliyor 70 yaşında. Doktorcum ben spor yapıyordum. Niye hastalandım? Niye kalp hastası oldum diyor. Ne yapıyorsun diyorum. Lisedeyken maraton koşuyormuş. Onu da bana yazıyor. Niye oldum diye. Yürümekle ölümsüzlük olsa postörler ölümsüz olurdu. Çok doğru. Günde 15 kilometre yürüyor zavallılar. Doğru. Dolayısıyla yürümek, spor bir tanesi. Hem sigara içiyor, hem obez, hem de niye kalp hastası oldu? Ben yürüyüş yapıyorum diyor. Bazen çok ilginç şekilde bunların hiçbiri yok. Ama gene hasta olabiliyor insanlar. Orada genetik ön plana geçiyor. He. Soruyorsunuz ki dayısı 35 yaşında yaşamını yitirmiş. Babası 50-55 yaşında yaşamını yitirmiş. Orada genetik var. Bütün bu faktörleri değiştirebiliriz. Sigara içmeyiz, kilo almayız, spor yaparız ama genetimizi değiştiremeyiz. Anladım. Orada. Peki hocam bunu da şöyle tahta başına geçelim isterseniz. Orada hem benim de bir kalp yaşıma bakabilir miyiz o zaman hocam? Siz 35 filan sigara. Ay hocam harikasınız. Ne güzel bir iltifattı bu. Şimdi demin ne dedik? 20 yaş dedik. Evet. 20 yaşında bir insan. Bu insan nümerik yaşı diyelim.
Kalp yaşı diyelim. Evet. Sigara içiyor. Artı ben 5 koyalım. Ben içmedim. Ha İçen. Siz şimdi başkasını evet. yapıyoruz. Tamam. Artı 5 diyelim. Hı-hı. Şişman. Artı 5 daha diyelim. Hı-hı. Aile hikayesi varsa zaten hiç rakam koymayalım. Onu büyük felaketler bekliyor. Oo, öyle spor mi? Yapmıyorsa gene artı 5 koyalım. Yani 20 yaşında olan bir insan 35 yaşında olabilir, olabilir kalp yaşı. Ha. Hele aile hikayesi varsa ve diyabetikse çok dikkat etmesi lazım o insanların. Ha, anladım. Peki o zaman şimdi bizim şöyle bir şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğumuz doğdu. Gözümüzün yani böyle gözümüzün nuru. Kendimizden çok onda dikkatimiz. Fakat biz onu yedirirken de yine kalp hastası yapma riskimiz var. Onu beslerken de kalp hastası yapma riskimiz var. Siz nasıl yaşıyorsanız çocuğunuza aynen geçiyor. Biraz önce programdan bir arkadaşım geldi. Bebeği olacağım ki hala sigara içiyormuş. Ya. Ona şunu söyledim dedim ki. Bir evde günde bir paket sigara içiliyorsa evdeki çocuk 6 adet sigara içmiş kadar idrarından nikotin atılıyor. Bu sen, çok önemli. Sen karar ver dedim. Şok oldu gitti eminim. Şimdi bizi izliyordur o. Aha. Şimdi eve gidecek ve sigarayı bırakacak bebeğinin hatırı için. Yani hem kendi için hem bebeğinin hatırı için çünkü bunu yapması bebek gerekiyor. Bebek daha o yaşında nikotini tanışıyor. Hı hı. İlk deneyim yaşı ilkokul çağına indi. Çünkü çocuklar evde nikotine tanışıyorlar. Nikotinin cazibesini hissediyorlar. Hı. Ben mesela babam çok sigara içerdi. Hı hı. Babamın elindeki sigara kokusunu hala hatırlarız. Ya. Sigara içenleri de ameliyat ediyor musunuz hocam yoksa? Şöyle biz yanlış değiliz tabii. Sigara içenlere şunu söylüyoruz. Yani git bir 15-20 gün şu ilaçları kullan, bronşlarını temizle gel diyoruz. Ona rağmen bu insanların yoğun bakımda çok ciddi problemleri oluyor. Çok öksürüyorlar. Büyük ihtimalle hafif bir enfeksiyon geçiriyorlar. Bazen günlerce soluma atlayan ayıramadığımız hastalarımız oluyor böyle. Sigara içen hastalarımızı sevmiyoruz. Tabii. Çok haklısınız. Çünkü zaten sigara aynı zamanda kalp damar... Koroner kalp hastalığı çok ciddi şekilde etkiliyor. Hı-hı. Doktor arkadaşlarımızdan biliyorum. Yani hı-hı. sigara bıraktıktan sonra stent takılan doktor arkadaşlarımız var. Ya. O farkı kendileri bizzat hissediyorlar. Hasta şunu anlamıyor. Yani sigara nereye gider ki? Sigaranın iki tane problemi var. Bir, kanser yapıcı etkisi var. O kağıdındaki ve katranındaki maddeden. Ama kalbi etkileyen karbonmonoksit ve nikotini var. Nikotin çok uzun dönemde etkiliyor. Hı hı. O parlak cidarı bozuyor. Ya. Spazm yapıyor ama karbonmonoksit çok farklı bir şey. Anında öldürücü olabiliyor. Yani bildiğimiz zehir hocam. Evet, karbonmonoksit aritmi yapan bir materyal, bir gaz. Hı hı. İlk çektiğiniz anda yaptığı aritmiyle yaşamınızı yitirebilirsiniz. Bunu biz çoğunlukla Ramazan'da yaşıyoruz. Bazen böyle içmeyip böyle çekince zamanında kullanmıştım hocam biliyorum. Şöyle bir hafif ya, bir baygınlık geçirir bu, gibi oluyorsunuz programdan, yani. Programdan çıkanlar da hemen televizyonun önünde ikişer sigara yakacaklar. Şimdi hemen bir VTR'miz daha var oraya geçelim. Tamam. Kalbinize iyi bakıyor musunuz? Ediyorum mecburum çünkü bir ritim bozukluğum var. Baktığımızı zannediyoruz ama bu kilolardan vazgeçemiyoruz maalesef. Çok sağlıklı besinler diyorum yani. Vallahi doktorlar dinlesek hiçbir şey yemeyeceğiz ama mecbur yiyoruz yani ne yapalım. Zerdeçaldan tutun da ceviz, fındık, bademe kadar. Zeytinyağı kullanırım mümkün olduğunca doğal zeytinyağı, organik işlenmemiş. Vallahi olumlu yanaşmaya çalışıyorum olaylara, soğukkanlı kötü olaylara. İyi tarafı, bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyorum. Yürümeyi seviyorum, spor yapmayı seviyorum. Dengeli besleniyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Spor yapıyorum. Sabahları saat 5.30'da kalkarım, saat 7'ye kadar spor yaparım. Bilinçli olmak gerekiyor. Artık bilinçsiz de insan olmaması lazım. Kalp sağlığı için ilk önce kalbinizin temiz olması gerekir. Şimdi... Efendim Profesör Doktor Bingül Sönmez'le birlikteyiz ve ne dedik? Kalp, damar sağlığı dedik. Tabii ki en önemli şey içten beslenmemiz ve bu konuda bize neler söyleyeceksiniz hocam? Neler yapmalıyız? Görsel medyaya çok büyük sorumluluklar düşüyor. Hı hı. Bir reklamda bir firma, ismini söylemeyeceğim, çocuklara fasulye yediriyor. Hı hı. Çok sağlıklı. Hı hı. Veya mercimek yediriyor. Hı hı. Onun reklamını yapıyor. Öbür tarafta abur cubur yiyen tombiş tombiş çocuklar var. Bir başka yerde de bu gördüğünüz iğrenç yiyeceklerin reklamları var. Şunların, bunlar RTÜK yasaklamalı. Amerika'da çocukların ayakta olduğu... İşlenmiş besinler yani. Bunlar işlenmiş. Bakın bunun içinde et yok. Hı-hı. Et yok. Bunun Hı-hı. içinde et yok. Hı-hı. Ne olur görsel medya bu tür reklamları yapmasın. Hı-hı. Yaparsa çocukların
uykusunda olduğu saatte yapsınlar. Amerika'da bu fast food reklamları ciddi şekilde yasaklanmıştır çocukların uyanık olduğu süre içerisinde. Daha sonra yapabilirler. Burada şimdi, o kadar güzel şeyler var ki aslında. Nelerimiz var hocam? Tabiatta kırmızı olan her şey kalp için çok kutsal. Onun için kırmızı diyoruz. kırmızı rengi veren madde bir antioksidan madde. Bakın kırmızı şaraptaki renk, turptaki renk, domatesteki renk. Bunlar hep ciddi şekilde antioksidan. Bir de yeşilin koyu olanı. Bir yeşil ne kadar koyuysa o kadar çok antioksidan, o kadar çok kalbe yararlı madde ihtiva ediyor. O zaman yeşil ve kırmızı sebzeleri, meyveleri bol bol bir kere tüketeceğiz. Şimdi burada çay var. Evet. Çay için çok spekülasyon yapılır ama bir defa kırmızı görüyorsunuz. Dolayısıyla dozunu içilirse kalp için çok ciddi bir antioksidandır çay. Ayrıca bizim çayımız Rize çayı, dünyada tek özelliği var. Çay Seylan, Hindistan, Pakistan gibi yerde yetişir ve düzlük ovada yetişir. Rize çayı yüksekte yetişir, üzerine kar yağar. Dolayısıyla hiçbir mantar ilacı, hiçbir böcek ilacı kullanılmayan dünyadaki tek çay bizim Rize çayımızdır. Ya. Çok sağlıklıdır. Günde 5 bardak, 6 bardak rahatlıkla yani çay için. Yani doğal organik çayımızı doğal, ihmal organik etmeyelim. Bunu dünya tanıtmakta büyük eksikliğimiz var. Ben şimdiden söyleyeyim. Lütfen günde 5-6 bardak çay rahatlıkla içebilirsiniz. Hocam yanında yumurta masum mu şimdi? Onu bir konuşalım artık, bu yazık bu yumurtaya. Burada dünyanın bir mucizesi var. Bakın tabiatta ambalajıyla gelen tek yiyecek. İçine hiçbir katkı maddesi koyamazsınız. İçinde 12 vitamin, 11 mineral var. Şu kadarcık yiyeceğin hepsi kolesterol bombası olsa ne olacak? Kendisi 50 gram. Günde bir tane yesek. 200 miligram kolesterol ihtiva ediyor. Hiç yemeyelim, hiç yemeyelim. Otla beslenelim. Karaciğerimiz, vücudumuz günde 5 gram, 5,5 gram kolesterol yapıyor. Yani 200 miligram kolesterol burada almakla hiçbir şey değil. Şey bu bir yanlış anlaşmaydı. 1960'lı yıllarda kolesterol keşfedilince Amerikan Kardiyoloji Derneği demiş ki yumurtayı günde haftada 3-4 taneden fazla yemeyin demiş. Ama Amerika günde 4-5 yiyormuş. Bu yuvarlan yuvarlan bize öyle gelmiş ki pastanın üstündeki yumurta bile yemeyin demiş. Ben 2007 yılında ilk defa yumurtadan özür diledim. Yumurta yasak ettiğimiz insanlardan özür diledim ve patladı. Bugün çok herkes bilecek artık günde bir yumurta mutlaka yiyin. Her yönde Alzheimer, hormon bozuklukları, adet bozuklukları, büyüme gelişme bozuklukları her şey için son derece gerekli. Başka hocam burada. Burada fındık var. Şöyle her şeyi abartmaya çok meraklıyız. Diyoruz ki fındık çok faydalı. Çünkü işte bitkisel yağ. Ama şöyle bir şey. Avuç fındık yiyor insanlar. Hayır. Bir avuç için dolduracak kadar fındık diyoruz. Bakın 60 gramdır bu. Günde bu kadar yiyeceksiniz. Veya 4 tane ceviz yiyeceksiniz. Hepsi beraber de değil. Çünkü yediğiniz her şey faydalı olabilir ama bir de kalori hesabını yapacaksınız. Bu bir ciddi bir kalori bombası. Zeytinyağı. Masada var mı? Var. Var hocam. Bakın zeytinyağı kutsalımız. Evet. Kalp için, vücudumuzun her parçası için ciddi bir içecek. Ama ben bunu içersem bu yaklaşık 800 kalori. Şöyle minik bir şey. Yani yemeğinize, salatanıza istediğiniz kadar zeytinyağı koyar ama bir bardak, bir çay bardağı zeytinyağı içmeye kalkarsanız ki bazı tavsiye arkadaşlarımız var. Mide bağırsak sisteminiz bozulur. Günlerce ishal olursunuz. O köylü belki onu içiyor ama alışkındır. Ama siz bunu içerseniz ve onu yakıyor. Sizin için bir kahvaltı yapmayın. Bunun için kahvaltı yapmayın. Yani her şeyi dozuyla yapmamız lazım. Dozunda yapmak lazım. Burada kayısıyı görüyoruz. Evet. Efendim başka bulgurumuz var. Meyvelerimize gelelim. Meyveler. Bol sebze, bol meyve yiyin. Ama 5 tane da portakal yiyorlar. 10 tane mi? Hayır. Her şey dozunda. Burada çok kıymetli bir şey görüyorum. Sarımsak. Şimdi sarımsağa gelelim. Hatta hocam ben burada acaba şöyle sizin tarifinizle yapsam mı? Bir kere bir konuşalım şunu. Biz hastalarımıza turşu yasaklıyoruz. Çünkü turşuda çok tuz var. Başka türlü turşu olmaz. Ama Kıbrıslılar turşuyu sirkeyle yapıyorlar. Tuz koymuyorlar. Çok az su koyabiliyorsunuz tabii. Yalnız sarımsak yerli sarımsak olacak. Çin sarımsağı değil. Sarımsak yağı çok ciddi bir antioksidan. Çok ciddi bir kolesterol düşürücü. Stresini düzeltici, tansiyon düşürücü ve çok iyi uyku veriyor. Şimdi eğer benim tarifimle bir sarımsak turşu yaparsanız sarımsak biraz ayıkladınız, evet, koyun. Evet, üzerine, içine koyuyoruz. Tamam, üzerine sirkenizi koyun. Olacak. Sirkenizi evet. koyun. Limon tuzu veya limon, birkaç dilim limon. Limon tuzu. Bir iki tane acı biber koyabilirsiniz lezzet versin diye. Şöyle sirkeyi bütün. Sirkeyi bütün. Koydum. Çok az tuz. Bir çay kaşığı falan mesela buna. Çok az tuz. Hatta koymasam olur mu hocam? Yani limon tuzu koydum. Limon tuzu koydum. Azıcık tuz koymak lazım. Azıcık yani bozulmasın diye. Tamam minik bir tuz. Bunun içerisinde bir yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı tuz koyabiliriz. Ha, o 15 kadar gün bekletin. Olur.
Her akşam 3 tane yiyin. Oh. Dünyanın en güzel uykusunu uyursunuz. Tansiyonunuzu şöyle atarsınız. Tabi bu demek değildir ki ilaçlarınızı bırakın. Bu tamamlayıcı tıp. Biz tamamlayıcı tıbba saygı duyuyoruz. Binlerce yılın geleneği ama saçma sapan tamamlayıcı tıplara da saygı duymuyoruz. Hacamatmış, tülükmüş bunlar. Son derece çağ dışı şeyler. Peki hocam bundan kaç tane dediniz her akşam? Her akşam 3 tane yiyin. Son özelliği şu. Şimdi sarımsak çok kutsal bir şey ama bir sarımsak gibi bütün oda kokar. Demin Özlem Hanım yemek yapıyorsa tabur olarak da geldi sarımsak kokusu. Sarımsak turşu kokmuyor, koku yapmıyor. Terinizden, idrarınızdan çıkmıyor, ağzınız kokmuyor. En büyük özelliği o zaten. Bu çok güzel. Tabii, en büyük nimeti o. Yani böyle turşu yaparsanız hiçbir şey kokmuyor, kimseyi de rahatsız etmiyorsunuz. Çok güzel. Hocam tam böyle demişken hani akşamları bu sarımsağı yutun diye bir de sizin bir tavsiyeniz var. Gece yatmadan su içme. Hemen buraya bir girebilir miyiz? Bu çok da çok önemli. Bu çok önemli. Su eşittir hayat. Vücudumuzda 5 ile 7 litre arasında kan ve su dolaşıyor. Su eksilirse kanımız koyulaşır. Kanımız koyulaşınca da pıhtılaşma ihtimali çok artar ve kalp krizi geçirebiliriz. Kalp krizleri çoğunlukla sabah 3 ile 6 arasında olur. Neden? Eğer ağzınızdan soluyorsanız, horluyorsanız, solunum apneniz, uyku apneniz varsa su içmediğiniz için 5-6 saat kanınız koyulaşır ve sabaha karşı kalp krizleri çoğunlukla vücuttaki suyun eksilmesinden olur. Niye yatarken su içmeyiz? Ya tuvalete kalkarsam. Normalde kalkmazsınız. Mutlaka yatarken bir bardak su için. Büyüklerimizin yaptığı gibi başınıza bir bardak da su koyun. Kalksak ne olur hocam tuvalete? Şöyle. Yani. Horlama bizim için çok büyük problem. Hastalarımıza ilk sorumuzda tansiyonla gelen kalp sıkıntısı gelirse horluyor musun diye soruyoruz. Çoğunlukla kendileri inkar ediyor ama eşlerine soruyoruz. Eşleri tasdik ediyorlar. Pardon, yeni grip geçirdim. Horlayan bir insan zaman zaman uyanır. İdrarı geldiği için uyanmaz. Uyandığı için tuvalete gider. Acıktığı için dolaba gitmez. Uyandığı için dolaba gider. Çok doğru. Onun için horlayanlar obestir, diyabetiktir ve ciddi tansiyon problemleri vardır. Onun için uyku problemini çözmemiz lazım. Bu sarımsak bir çözüm olduğu gibi bir uyku laboratuvarına gidecekler. Artık her hastanede var. Uyku laboratuvarında horlamasının derecesi, solunum durmasının derecesi saptanacak. Basit bir alet verilecek. O aletle uyuyacak sabaha kadar. Bildiğin gibi uyanacaklar. Yani horlama deyip geçmemek lazım. Son horlama, derece önemli. Tansiyon, kalp, obezite ve diyabetin en önemli sebeplerinden birisi. Şimdi hazır su dedik ya hocam. Şeye geçelim. Bu hani su içsem yarıyor diyen insanlar var. Hani bu şeyi yaparken, diyetleri yaparken. Burada nedir olay yani? Su içse yaramaz. Su çünkü vücutta birikmez, atılır. Hanımlar bunu bilin. Su diyetin bir parçası. Midenizi dolu tutar çünkü. Diyet yaptığı süreçte bol su için ki midenizde doyma hissiniz oluşsun diye. Sudan çekinmeyin, su eşittir hayat. Tabii çok doğru. Orada bir ölçümüz var. Kaç litre su için? Yani birisi 2,5 ama birisi 3 litre de gerekebilir. Yaz kış fark eder. Çok basit bir kriterimiz var. İdrarınızın rengi açık olacak. Yani idrarın rengi koyuysa su içeceksin. Daha fazla içeceksiniz. Evet. Bu 2,5 olabilir, 3 olabilir, 3,5 olabilir. Böbrek yerinizin süzmesine göre de değişir zaten. Tamam. Kriter idrar rengi. Çok doğru. Tamam, bunu da öğrenmiş olduk böylelikle. Peki bu pekmez, bal, hani şeker olayı nedir? Kalp damarda. Gerçeğini bulabilirsek tabii ki bal, pekmez kutsal. Mısır şurubu şerbeti diye bir problemimiz var. Evet. Biz yıllarca beyaz şekerle mücadele ettik. 3 beyaz dedik, bir tanesi de beyaz şeker. Şimdi beyaz şeker öp başımıza koyuyoruz. Ya. Aman anneler, çocuklarınızla tatlı yapıyorsanız beyaz şekerden yapın diyoruz. O mısır şurubu şerbeti hem çok ucuz, raf ömrü çok fazla ve her türlü hileye açık. Pekmez yapmak için bu mısır şurubu şerbeti satan bazı firmalar pekmez aroması, bal aroması veriyorlar. Hatta balın içine biraz böyle bir takım şey karıştırıyorlar ve gerçek bal kokusu, gerçek bal tadında. Tarım Bakanlığı bir araştırma yaptı. İnternetten satılan balların %80'i mısır şurubu şerbeti çıktı. Ya. Kalp sağlığı için, hormonlar için, büyüme için, kanser için inanılmaz zararlı. Ne iyi ki bakanlığımız mısır şurubu şerbeti kotasını %10'dan %5'e düşürdü. %2'den %15'e çıkarmıştı. %10'a düştü, şimdi %5'e düştü. Ve bu firmalar çok büyük firmalar. Ciddi problem çıkarıyorlar ve merdiven altı kaçak yaptıkları da söyleniyor. Bakanlığımızın bunu çok iyi takip etmesi lazım. Mısır şurubu şerbetinden uzak durun. Bir tatlı yiyorsanız, endüstriyel tatlı. Önce bir bakın. Çok parlaksa mısır şurubu şerbettir. Yediğiniz zaman boğazınız hafif yakıyorsa mısır şurubu şerbettir. Bir tane yediniz,
bir tane daha yediriyorsa, bir tane daha yediriyorsa mısır uçuyor. Aman uzak durun. Yediğiniz zaman sizi doyurmayan ne varsa bilin ki kalp size zararlıdır. Ya işte böyle. Şimdi yediğimiz çok önemli. Şeyi organik olanı, gerçek olanı kovalayacağız. Bir kere bu önemli. Bilinçleneceğiz. Kötüyü iyiden ayırt etmeyi öğreneceğiz. Demin tarifleriniz, söylediklerinizden zaten o anlaşılır gerçekten. Ama bu konuda bilinçli olacağız. Doğalsa her sabah bal ve pekmez çok rahat yenebilir. Şöyle birer kaşık mı hocam? Çorba kaşığı. Oo, çok güzel tabii, hocam. Tabii. Çok güzel çorba kaşığı. Şimdi yiyecek içecek önemli ama balığımız hareket de önemli. Hah, hemen balığımıza şimdi da geçelim. Kırmızı et. Heh. Sanki herkesin derdi şu, kırmızı et yiyebilir miyim? Yani her gün kırmızı et yiyen hiç kimse yok. Tabii. En zengin, en varlıklı insan bile ama aha, hep soru o. Kırmızı et yiyebilir miyim? Kırmızı et haftada 2-3 defa çok rahat yiyebilir kalp hastaları. Haftada 2-3 defa burada, kalp hastası kırmızı et yiyebilir. Şurada bir sorun var. Şunu görüyor musunuz? Bunlar yağı. İç yağ, hayvani yağ. Bazı arkadaşlarımız yenebilir diyor ama kesinlikle bu hayvani yağ yenmemesi lazım. Kalp hastası olmamak için ya bunu ızgara yapacaksınız, ya haşlama yapacaksınız ya bu yağını çıkaracaksınız. Geri kalan kırmızıyı çok rahatlıkla yiyebilirsiniz. Evet. Burada tavuk var. Tavuk. O kadar çok spekülasyon yapılıyor ki tavuk için. Evet. Çok büyük haksızlıklara uğruyor. Tavukta hormon var, tavukta antibiyotik var, hiçbir şey yok. Tavukta hormon olması da imkan yok. Hormon büyüme hormonudur. Büyüme hormonu büyüme problemi olan çocuklarda kullanıyoruz. Altınla satılıyor. O kadar pahalıdır ve enjeksiyon yapılıyor. 1 milyon tavuğunuz varsa hangisi tutup hormon verebilir, veremezsiniz. Diyorsunuz. Antibiyotik doğru. 15 yıl öncesine kadar antibiyotik tavukların yemine tüm dünyada konuyordu. Ama son 10 yıldır ciddi kanunla yasaklanmış durumda. Ve kontrolü yapılıyor diyorsunuz. Hastalanmışsa, antibiyotik kullanılmışsa bir hafta önce kesilmesi lazım. Ha. Tarım Bakanlığı çiftliklere ani baskınlar yapıyor. Örnekler alıyor. Dışkı örneği alıyor, tüy örneği alıyor, et örneği alıyor. Eğer bir tavukta antibiyotik satsa bütün kümesi itlaf ediyorlar. Onun için o çok dikkat ediyoruz. Ciddi kontrol var diyorsunuz. Balık. Balık. Kutsalımız. Evet. Yalnız omega 3'ten zengin balık yememiz lazım. Bu somon gerçekten omega 3'ten zengin. Soğuk su ve derin su balıkları omega 3'ten çok zengin. Ha, en zengin hangisi biliyor musunuz? Hamsi. En sevdiğim, ve en sevdiğim yani hani hocam. Ekmek bulamayanlar pasta yesin demiyoruz. Ve balık de yemek isteyenler hamsi yesin diyoruz. Ay, çünkü çok, çok faydalı. Güzel, çok güzel. Şimdi yiyecekten yürüyüşe geçtik. Hocam şimdi bu yürüyüşü nasıl yapmalı? Yani şimdi yürüyüş yapıyoruz ya böyle böyle yürüyüş mü oluyor bu 2 saat yoksa şöyle yok. tempolu evet. mu nasıl evet. yani? Şimdi vitrin seyreder yürüyüşü var. İlk yürüyüşünüz oluyor. Vitrin seyrediyorsunuz. Şöyle burada ne varmış bakayım yürüyüşü. Onun kimseye faydası yok. Biraz hızlı adımla yürüyeceksiniz. Normal bir insan 5 kilometreyi 1 saatte yürür. 5 kilometreyi 45 dakikada yürümemiz lazım. Bir de nabzınıza bakacaksınız. 70 mi? 80 mi? Bitiminde artı 10. Olmalı ki bir işe yaradığını derim. Nabzımıza hemen nasıl bakacağımızı bir gösterin. Çok kolay. Hocam. Şöyle buna gerek yok. Çok basit saatler var. Çok ucuz satılan. Kola takılan. Nabzınızı her an size çok doğru bir şekilde gösterebiliyor. Telefonunuza gönderebiliyor, kayıt alabiliyorsunuz. Yine de şöyle burada bakarken. Çok rahat. Şu oluk içerisinde şöyle bakıyor, iki eli burada. Evet, aynen. Elinizden de gelir. İşte bu kadar. Hele hızlandığınız zaman çok daha rahat hissedersiniz. Evet. Şimdi spor merkezinde ne yapacağız? O böyle vücut ya da hani yapan. Yolda, sahilde var ya spor aletleri falan. Hani. O vücut geliştiren insanlar var. Günde 400 spor. Ona profesyonel. Onlara özenmeyin. Sizin yapacağınız spor o sahildeki aletlerle. Nabzınızı 120 üzerine çıkarmayacaksınız. Onun basit bir formülü var. 200 eksi yaş çarpı 0.7 gibi. Ama genelde 40-60 yaş arası insanların nabzını 120 üzerine çıkarmaması lazım. O genç adam 140'a çıkarıyor, 160'a çıkarıyor, 180'e çıkarıyor. Bırakın o 20 yıldır o işi yapıyor. Tabii. Bir takım tontan amcalar Amerika'ya gidiyorlar. National Park'ta 80 yaşında, 25 yaşında bir insanı koşarken görüyorlar. Geliyor, onlarla koşmaya çalışıyorlar. O amca 10 yaşından beri koşuyor. Ya, eğer vücut bir spor yapmaya karar verdiyseniz mutlaka bir kardiyolojik kontrolde geçeceksiniz. Mutlaka bir spor fizyolojisi bilen birisi size bir program yapacak. Yavaştan hızlıya doğru gideceksiniz. Bir an gelecek siz de o parka koşabileceksiniz. Yani o zaman o dediğiniz gibi işte kaç kilometre? 5 kilometreyi de hemen hanımlar yarın. Kilometre olarak şöyle söyleyeyim. Günde 3-3,5 kilometre yeterli aslında. Anladım. Abartmayalım. Hiçbir şey abartmayalım. Postacı da ölümsüz olurdu öyle olsaydı. Değil mi? Tabii. Çok doğru hocam. Çok doğru. Sorusu olan var mı?
Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bu bel çevresi kalınlığıyla kalp rahatsızlıklarının, krizlerinin bir şeyi var mı acaba? Bağlantısı, zaman zaman böyle şeyler okuyoruz, onu merak etti. Çok ciddi bir bağlantısı var. Şöyle, göbek deliği iki parmak altından ölçüyoruz. Erkeklerde 102, kadınlarda 84 santim olması lazım. Bu yağ aslında cilt altındaki yağdan ziyade karın içinde bir zar var. Bütün organımızda oradaki yağ. Ve o yağ sürekli kana karışabilen bir yağ. Onun için 102 erkeklerde, 84-88 kadınlarda sınır kabul ediyoruz. Bunu göbek kalça olarak da karşılaştırmalar var. Vücut kitle indeksi olarak değerlendirmeler var. Ama her şey başı obezite. Ve biz yani ölçümümüzde bu iki parmak aşağıdan bir sanımlar 84-88'i geçiyor. Hocam hadi 88 iyi mi? Peki hocam, sevindik. Evet. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Benim sorum da spora giden gençler protein alıyorlar. Bunların bir zararı var mı? Kalp hastalığı yapıyor mu? Korkunç. O gençler söyleyin, yumurta içsinler, et yesinler. Ben işte benim oğlum dinlemiyor işte, arada alıyor. Bu proteinler çok ciddi şekilde böbrek yetmezliği yapabiliyor. Çok ciddi şekilde aritmi yapabiliyor. Kesinlikle kullanmasınlar. Doğal yollarla bunu elde etmeye çalışsınlar. Ona bir program yapın, günde 4000 kalori alacak bir diyet yapın. Çok daha yararlı olur. O proteinler çok zararlı, çok tehlikeli. Ya çok. Özleme şöyle bir bakalım diyorum hocam. Şuradan bir seslenelim, neler yapıyor. Bir son bilgiyi alalım, sonra tekrar geriye dönelim. Evet, Atabey hocamı dinlerken gerçekten de inanılmaz güzel bilgiler elde etmiş oluyoruz. Böylece biz de mutfağımızda ne yaptık? Öncelikle fırından güzel o patlıcana sarılı köftemizi çıkarttık. Şimdi kurabiyelerimizi yoğurmaya başladık. Kurabiyemizin içerisinde ne vardı? Unumuz vardı. Oda sıcaklığında tereyağı, yumurta, şeker, bunların hepsini güzel bir şekilde hamur kıvamına getirdik. Şimdi ben yoğurmalarıma ve tepsiye dizmeye devam ediyorum. Ne yapıyorsunuz? İstediğiniz şekli verebilirsiniz aslında bu güzel kurabiyeye, bu hamura. Ama ben bugün ne yapıyorum? Birazcık elime yuvarlak bezeler alıp hafif şöyle bastırıyorum. Ve koyuyorum. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi aslında hiç aklınıza gelmeyecek bir şey. Bir pipetten destek alacağız. Pipetle güzel şekiller veriyor olacağız kurabiyeye. Ve çocuklarınız da böylece o güzel şekliyle birlikte tercih etmiş olacaklar. Pipeti ne yapıyoruz? Hemen uçlarından buraya istediğiniz şekilde noktalar açıyorsunuz. Bu noktaları açarken... Bu arada diğer tarafta tarçın vardı. Mesela bazılarına da şöyle tarçınla da yapabilirsiniz. Tarçın da güzel bir lezzet veriyor. Bu kurabiyeler piştikten sonra yaklaşık 180 derecede pişecekler. Çok fazla üzerlerinin kızarmasını istemiyoruz. Daha beyaz bir kurabiye kıvamı alacaklar. Yani bir nevi un kurabiyesi kıvamını alacaklar. Arkasından aralarına soğuduktan sonra evinizdeki malzemelerden ne reçeliniz varsa... Marmelat olabilir, reçel olabilir, fındık ezmesi olabilir. Ne varsa elinizde iki kurabiyeyi birbirine yapıştıracağız ve güzel bir şekilde de onların da şekil almasını sağlamış olacağız böylece. Bu şekilde de yoğurma işlemimizi yapıyoruz. Sadece çok fazla bu kurabiyede bekletme işlemi yapmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü unu ilk başta kullandığımız için ne kadar çok kurabiye hamurunu bekletirseniz o kadar fazla çatlama yapar. O nedenle bu tarifte fazla bekletme yapmayın. Fırınınıza mümkün mertebe önceden ısıtılmış fırına hızlı atın. Oh şahane. Şimdi efendim orada güzel güzel kurabiyemiz de pişecek hocam. Şimdi biz bir taraftan da kış geliyor. Kışa hazırlanmamız lazım. Evet, şimdi tansiyon, kolesterol onları da konuşacağız. Sakın ayrılmayın. Fakat şimdi kışa... hazırlanmamız lazım ve sizin söylediğiniz bir takım şeyler var. Mesela soğukta yürümek kalp için zararlı gibi. Tehlikeli. Şöyle, kalp hastaları ani ısı değişikliklerine tahammül edemezler. Yaz için de böyle, kış için de böyle. Şimdi farklı yaz, aniden kışa girdik. Şöyle bir aşağıdan yukarı çıkalım isterseniz. Evet. Önce ayaklar. Damar problemi olduğu için bu insanın ayakları çok çabuk üşür. Bir de his bozukluğu olduğu için... Üşüdüğünü, donduğunu fark etmezler. Ha. Hani ağrı dedik ya, ağrı duymazlar. Onun için mutlaka kalp hastaları yün çorap giymeli. Gece yatarken, ayakları çok üşür bunların, o dedelerden, ninelerden kalma alışkanlığı, sıcak su kesesi, tuğla gibi şeyler koyarlar. Sakın. Olabilecek yanığı fark etmezler ve o yanığın iyileşmesi mümkün değil. Gece yün çorap giyip öyle yatsınlar. Yukarı doğru çıkalım, göğüse geldik. Evet, göğüse geldik. Aslında bronşta olanlar zaten akciğerleri çok hassas. Çok dikkat etmeleri lazım. Ama o soğuk hava
direkt olarak akciğere girdiği zaman kalp damarlarına çok ciddi spazm yapacaktır. Bu biraz yuvarlak bir şey böyle. Evet. Yani çoğunluk mutlaka atkıyı şöyle havanın ısınarak göğsüne girmesi yani sağlaması lazım. Yani hem ağzımıza hem bu göğsümüzü bayağı. Hem göğsünü soğuktan koruyacak hem akciğerlerine giren havanın spazm yapması önleyecek. O yüzden mi hocam rüzgara karşı, soğuğa karşı yürüme derler. Ayrıca kalp hastaları, koroner kalp hastaları soğuk havada çıkmasınlar dışarı. Çıkmak zorundaysa bu önlemleri alsınlar. Ve yanlarında dil altı tabletleri mutlaka bulunsun. Ben yürüyüş olarak kışın dostlarımıza şöyle tavsiye ediyorum. Hastalarımıza demeyeyim. AVM'lere gidin. Rüzgar yok, çamur yok, yağmur yok. Hızlı hızlı yürüyün. Yorulduğunuz yerde bir bardak çayınızı için elinize dönün. Çok doğru. Kilometrelerce yürüyebilirsiniz. Çok doğru. Filtre edilmiş hava, zararlı hiçbir şey, egzoz gazı yok. Dolayısıyla AVM'ler belli yaş grubu hastalarımız için çok iyi bir yürüme alanları. Çok doğru. Hemen daha da yukarıya çıktık. Alışveriş yapmak şart değil. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Hemen yukarıya çıktık. Bunlar sinüz için, baş, burun, kulak burunluğa sağlığı için gerekli olan şeyler. Gerekli olan şeyler ama bize esas bu aşağıdan yukarı doğru. Çorap, göğüs ve ağız kısmımız, nefes alışımız onlar çok önemli. Şimdi tansiyon ve kolesterole geçeceğim. Fakat hatta Özlemciğim geçmiş olsun. Özlem'in de annesinin ciddi bir tansiyon problemi oldu ve tansiyon yükseldi. İnmiyor. Biraz bununla bağlantıları nedir mesela kalp hastalığı, tansiyon, kolesterol? Özlem sen mi ölçüyorsun tansiyonunu? Annenin tansiyon aleti var mı? Yok. Tansiyon mutlaka tansiyon hastasıydı. Mutlaka bir tansiyon aleti alacaksınız. Evet. Ama artık 26 çok kolay ölçülüyor tansiyon. Hemen zaten birisinin bir tansiyonunu ölçelim tabii, ve gösterelim bir bence. Klasik bir aletle ölçelim. Burada evet. Var. Ama eczanelerde o kadar basit aletler İsteyen var ki artık. Gelin. Gel. Tabii. Hastaneler bir defa oturarak ölçülmesi lazım. Gel canım. Şöyle oturun lütfen. Bu ne oturarak şıklık, ölçülmesi lazım. Bu ne şıklık efendim. Mutlaka hangi kolunu çok kullanıyorsa oradan ölçmek lazım. Ha, hangi kolunu demek ki sağ kolunu kullanıyorsun. Şöyle iyice açalım. Evet, o kadar yeter bana. Şöyle açıyoruz. Hocam bir yere dayaması gerekiyor ben söyleyeceğim. Tamam. Hepsini söyleyeceğim. Şöyle kulaklığınızı alıyorsunuz. Eğer bu modern aletler varsa buna gerek yok. Sadece bunu yapmak yeterli oluyor. Şöyle. Bir, iki, üçe bölersek dış kısmına şöyle koyuyoruz. Konuşmaması gerekiyor değil kolun, mi hocam? Kolun kalp seviyesinde olması lazım. Ya böyle olmayacak. Heh. Böyle olmayacak. Heh. Kalp seviyesinde olacak. Şöyle ben bana dayasa olacak. Olur mu? Ben tutuyorum. Tamam. Ben tutuyorum. Sonuna kadar şişireceğiz. Ve yavaş yavaş bırakacağız. Çok yüksek tansiyonunuz. 15. Ben çok iyiyim. Ama yavaş yavaş yükselişi fark ettiniz herhalde. Gene tansiyonu mutlaka bir kontrol ettiniz. Tamam. Eğer sonra iyi bak alet tansiyonunu alırsa, buna gerek yok. Ettim. Buna gerek yok. Sadece bunu koyuyorsunuz düğmesine basıyorsunuz. O size hem büyük hem küçük tansiyonunuzu nabızla beraber veriyor. Peki hocam tansiyon ölçülürken konuşmak doğru mudur? Çok teşekkür ederiz. Konuşma önemli değil. Oturacak ve kol seviyesi. Kol kalp seviyesinde olacak. Şimdi mesela benim tansiyonum çok düşüktür. Bunların böyle bir şeyi var mı avantajı? Yüksek tansiyon, düşük tansiyon. Bir de nasıl yüksek tansiyonu düşüreceğiz onunla da ilgili konuşalım. Nabız ne kadar düşükse tansiyon ne kadar düşükse o kadar iyi. Ha öyle mi? Tabii. Bakın filin nabzı 20-30. Kaplumbağanın nabzı 20-30. Farenin nabzı 300. Fare 2,5-3 yıl yaşıyor. Fil kaplumbağa 100 yıl yaşıyor. Nabız ne kadar düşükse o kadar çok yaşıyoruz. Tansiyon da aynı şekilde. Tansiyon şöyle tarif edeyim. Bak bu bizim aort damarımız. Şöyle. Evet. Bu böyle bütün vücudumuza yayılıyor. Evet. Bir bisiklet lastiği düşünün. İçinde hava var. Evet. Bu hava basıncı yüksek olursa bisiklet lastiğini zorla zayıf olan yerden de yırtılır. Evet. Bunun içinde kan var, su var. Evet. Bir basıncı var. Evet. Bu basınç yüksekse şişirir. Aort damarınızı genişlettiği gibi koroner damarlarımız da zorlar. Düşürürüz. Bisikletle ne yaparız? Havası boşaltırız ki patlamasın. Burada hava boşaltacak halimiz yok. Tansiyonu düşürmemiz lazım. Şöyle. Klasik standart tansiyon ilacı başlıyoruz hastalarımıza. Evet. Fakat insanların sabahki haliyle akşamki hali aynı değil. Evet. Pazartesi günüyle cuma günümüz aynı değil. Bir standart ilaç tedavisi veriyoruz. Hele ilk başladığımız dönemde çok sıkıntılı oluyor. Bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor, iniyor. Yüksek verirseniz olmuyor. Bir klasik doz veriyoruz. Bir dil altı ilacımız var. İsmini söylemeyeyim. Tabii. Tüm tansiyon hastaları biliyor. Tabii. Diyorum ki hastamın 4 tanesini kesin cebinizde olsun. Her zaman o bir kere yanınızda olsun. Tansiyonunuzu ölçebiliyorsanız
14 üzerindeyse bir tane çiğneyin. Eğer düşmezse yarım saat sonra bir daha ölçün. 3 defa üst üste yarım saat arayla onu çiğneyebilirsiniz. Tabii 20-22 olan hastalarımız var. Eğer düşmezse 3 deneyimden sonra hastaneye mutlaka gelin diyorum. Ama diyelim sokaktasınız, programdayız. Bir baş ağrısı, bir gerginlik. O nasıl sıkıntı oluyor hocam? Nereden geliyor genelde boyun, onu? Bunu çok iyi bilir hastalar. Başı ağrımaya başlar, buraları zonklamaya başlar, boyun ağrısı olmaya başlar. Anlayın ki tansiyonunuz yükselir. O ilaçtan bir tane emniyetli olarak çiğneyebilirsiniz. Çünkü 4-5 düşürme, 1-1,5-2 düşürür zaten. Ve ilk fırsatta tansiyonunuzu ölçtürürsünüz. Yapmamız gereken bu. İlaçla oynamak çok zor ama 2 sene sonra o tansiyon genellikle bir rakama oturur. Kardiyoloğunla işi kolaylaşır, hastanın işi kolaylaşır. Hemen Özlem'in bir sorusu var. Hayır, hayır. Dedim ya. Bunun içinde basınç var. Evet. Zorluyor. Burnunda küçük bir lezyon varsa normalde kanamayacak bir burun kanar. Bu da yüksek tansiyon işaretlerinden birisidir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi bir de çok önemli bir konu var, kolesterol. Kolesterolü biraz konuşalım mı? Tabii ki. Kolesterol bir yapı taşımız. Esansiyel elemanımız. Kolesterolsüz hayat yok. Kalple ne bağlantısı var? Ben bundan söylüyorum ama herkes diyecek Allah Allah, bir gözle ne söylüyorum. Bak şeker. Şekersiz hayat yok. Herkesin şekeri var. Bir alt sınırı var, bir üst sınırı var. Eğer şekeriniz 110 üstüne çıkarsa şeker hastasınız. 60 altına düşerse hipoglisemiksiniz. Şekeriniz 300'e çıkarsa, 500'e çıkarsa şeker komasına girersiniz. Şekeri sıfırlarsanız ölürsünüz. 60 altına düşerse beyniniz beslenme ölürsünüz. Demek ki şeker çok önemli madde ama alt sınırı, üst sınırı var. Demek ki bir denge var hocam. Evet. Kolesterol. Kolesterol çok ciddi bir yapı taşımız. Hormonlarımız, sinir iletilerimiz, büyümemiz, yaralarımızın iyileşmemiz, her şeyi kolesterol borçluyuz. Ama şeker gibi. Bir alt sınırı var, bir üst sınırı var. Bu konuda çok spekülasyon yapan arkadaşlarımız var. Doğru değil. Hotamışgil çok önemli bir genetik profesörümüz. Onun son çalışmalarında da kolesterol için aynı benim tarifimi yapıyor. Alt sınırı var, üst sınırı var şeklinde. Eğer kolesterolünüz yüksekse kolesterol komasına girmezsiniz. Şeker komasına girersiniz. Ama 10 sene sonra görürsünüz ki koroner damarlarınız mikron mikron daralacaktır. Eğer bir hasta diyabetikse, stent takıldıysa veya bypass ameliyatı olursa ömür boyu kolesterol ilacı kullanması lazım. Şöyle, bu ilaçlar rakamları düşürüyor. Ama bizim hedefimiz o değil. Bizim hedefimiz damar sertliğini önlemek. Koroner hastalık bir enflamatuar hastalıktır. Bir yangıdır. Bu ilaçların bir etkisi var. Anti-enflamatuardır. Yani damar sertliğini yavaşlatırlar, önlerler. Koroner hastaları, anevrizm hastaları ömür boyu rakamlara bakmaksızın kolesterol ilacı kullanmalılar. Amerikan Kardiyoloji Derneği diyor ki statinler, bu genel isim statinler, yani kolesterol düşürücü ilaçlar bizim vazgeçilmezimizdir diyor. Dolayısıyla bu konuda spekülasyon yapmaya gerek yok. Bir meslektaşımız, iki meslektaşımız bunu söylüyor diye sakın ilaçlarınızı bırakmayın. Çünkü birçok hasta bıraktı. Tavan yaptı kolesterolleri. Doğru, ben almıyorum, siz de almayın. Böyle bir bilim yok. Peki hocam bir şey soracağım. Bu çok soruluyor ve çok çevremde de konuşmasını duyuyorum. Bypass ameliyatı olan kişilerin yakınları hep şöyle derler. Karakteri değişti, huyu değişti. Böyle bir şey var mıdır? Peki. Tersinden gidelim. Vardır diyorlar hocam hemen. Hayır. Bakın. Ya. Bir genç bayan düşünün. 20-30 yaşlarında, 20-30 arası. Hamile. Bütün ailenin ilgi odağı. Herkes sevgiye sempati gösteriyor. Doğum yapıyor. Bir ikramiye var. 9 aydır beklenen bir olay. Bir bebek ortada. Huysuz. Herkese posta atan, uykuları kötü bir kadın çıkıyor ortaya. Doğru. Diyorlar ki lohusalık psikozu. Bütün aile onu kucaklıyor. Ağlıyor. Bebeğini elletmiyor. Her türlü huysuzluğu yapıyor. Doğru. Bütün aile aman lohusalık psikozu. Öpüyorlar, okşuyorlar. Bir beyefendi şimdi 40 yaşlarında, 45 yaşlarında bizim hastanenin önünden geçerken bir doktor bir yere uğrayayım diyor. Gel sana bir efor testi yapayım diyorum. Anjiyo yapayım, ateşli ameliyat ediyorum. Bir hafta sonra taburcu oluyor. Buyurun. Şimdi bu hastanın ne oldu bana? İyileştim mi? Tekrar bypass olabilir miyim? Eşimle olan ilişkilerim devam edecek mi? Mesleğimle yükselebilecek miyim? Endişesi olmasın mı? Olsun. Onun için bu bir travma sonrası sendromdur. Psikiyatride yeri var. Depremden sonra, yangından sonra, bir ailede kayıptan sonra da aynısını görüyoruz. Travma sonrası sendrom diyoruz. Geçicidir. Lütfen birkaç ay nazıyla oynayın. O lohusa kadın gibi. Bilin ki bu düzelecek. Yanaklarından öpün. Kaprislerini yerine getirin. Mutlaka düzelecektir. Kişilik değişikliği diye bir şey söz konusu değil. Ya.
Tabii yani o önceki korkusu, ameliyata girmeden önceki, ameliyattan çıktıktan sonraki, daha sonra ne olacağım korkusu. Eğer hazırlıklıysa zaten daha iyi. Daha iyi tolere. Entelektüel seviyesi yüksek olan insanlar daha iyi tolere ediyor. Ama bir minibüs şoförünü düşünün. Ya. Ne oldu şimdi? Beni tekrar işe alacaklar mı? Ya. Devam edebilecek miyim? Doğru. Çalışabilecek miyim? Mesleğimi yükselebilecek miyim gibi endişeler. Doğru. Buna travma, sonra sendrom diyoruz. Geçicidir. Lütfen aileler bunu kucaklasınlar. Hı. Öyle olsa kadın gibi, loğusa psikoloji gibi davransınlar. Şimdi bir de başka bir şey var. Bu doğru mudur? Yani ah bende öyle bir şey yok da acaba kalbime zararlı mı diye düşünüyorum. Şu aşk meselesine gelelim. Aşk kalbe iyi midir? Öyle bir şey okudum hocam. Böyle bir şey var mı? Aşka gelelim. Aşk çok önemli. Deminki o beyefendi paterline bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ya bir hasta grubu var ki bunu suistimal ediyorlar. Ben bypass oldum. Ben zaten 10 yıl yaşayacağım. Benim nazımla oynayın. Suistimali. Her dediğimi yapın. Onun. Veya kendine bir program çiziyor. Geçmişte yapamadığı her şeyi o programa koyuyor. Ve aileyi eziyeti. Bunları da affetmeyin. Bunu da kanmıyoruz. Bunu da affetmeyin yani, ona göre. O işin onu psikiyatriye göndermek ama lazım. Ama şimdi yine aşka gelelim. Aşka gelelim. Aşk vazgeçilmezimiz. Değil mi? Aşık olduğunuz zaman fenilethylamin diye bir madde beyinde salgılanıyor. Endorfininiz yükseliyor. Ay çok olmalı. Uzun zamandır vallahi hiç hatırlamıyorum nasıldı. Öyle mi oluyor hocam? Endorfin yükseliyor. Peki. Şimdi siz sevgilinizi gördüğünüz zaman karnınız mı guruldar, kalbiniz mi çarpar? Kalbiniz çarpar. Kalbimiz çarpar. Kalbiniz çarpar. Öyleydi galiba. Dolayısıyla kalp direkt aşkla eşdeğer. Kalp tabii bir adele yumağı aslında. İçine sevgi koyarsanız yürek olur. Çok güzel söylediniz hocam. Ya adele yumağı içine sevgi koyarsan yürek olur. Zaten kalpsizle yüreksiz aynı şey değildir. Ya doğru. 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 Onun için aşk kalp için çok yararlı. Tabii şöyle. İyi bir iş, iyi bir eş kalp sağlığı için vazgeçilmez. Yani o zaman hayatımızda her zaman huzur, denge, sırasında işte ne bileyim o yogalar, meditasyonlar. Hocam siz de ilgileniyordunuz yoga ile. Şöyle. Yoganın bize faydası şu. Yaklaşık 15 yıldır benim çalıştığım hastanemde haftada 2 gün ücretsiz bir sosyal sorumluluk projesi olarak kalp yogası yapıyoruz. Evet. Yoga tabii bir takım akrobatik hareketler içeriyor ama biz onu filtre ettik ve Türkiye'de çok yaygınlaşması sağladık. Sevgili Doktor Neslihan Eskiz'in sayesinde özel sertifikalar da aldı kendisi. Nabzı yavaşlatıyoruz. Öfke kontrolü üretiyoruz. İnsanların atipik kişiliklerini yavaşlatıyoruz. Bunlar çok önemli. Bir insan düşünün, yürüyen merdiven ikişer ikişer çıkıyor. Hemen kavga ediyor. Uykuları sınırlı. Bir araba kullanıyor, cam açık, el kol dışarıda. Bu insanlar kalp hastası olacak. Çünkü adrenalin de şarjı. Kaçınılmaz yani bir şey. Kendisi davet ediyor. Yoga terapisinden sonra çıkarken böyle kapılara çarpan insanlar görüyorum ben. Sağolun ben nereye geldim, ne oldu ben diyor. Aileler söylüyor. Arabayı kullanırken camı kapatıyor. Televizyonda mahsul ederken bağırma çağırma yok. Son derece sakin insanlar oluyorlar. Onun için atipik kişilikler, o ani karar veren kavgacı kişiler mutlaka çok erken kalp hastası olacak. Onların kalp yaşı hep önde olacak. Biz çarpıntısı olan nabzı birazcık hastalara beta blokerler veriyoruz. Bu ilaç ismi değil. Nabzı yavaşlatıyoruz. Oysa iyi etmiyor. Ama yoga da bunu yapıyoruz. Ama yoga da aynı yoga şey yapıyor. Yoga nabzı yavaşlatıyor. Demek ne ki onun ciddi var. Bir tedavisi tabii, var. O zaman onu ciddi da yapalım. İlacı da alabiliriz ama yerine göre yani. Tamam, ama tıbbın en önemlisi müzik tedavisi. Müzik terapi. Biz yoğun bakımlı hastalarımıza müzik terapi yapıyoruz. Şöyle. Evet. Yoğun bakımlı yatan bir insan bir gün önce ameliyat oldu. Belki emri vaki oldu, belki beklenen bir ameliyat. Tamam, son derece mutsuz. Ağrısı var. Dışarıda ailesini merak ediyor. Doktor Erol Can, benim çok kıymetli yoğun bakım uzmanı arkadaşım, çok iyi bir müzikolog. Ne üflüyor? Önce hastayla 5 dakika görüşüyor. Entelektüel seviyesi, müzik kültürü, nereden geldiği, Balkan mı, Egeli mi, Doğulu mu, onları öğreniyor. Bu bir iletişim sağlıyor. Ona göre bir müzik çalıyor. Müzik çalıyor, çok güzel. Gözümüzün önünde o gergin, kavgaya hazır olan, ağrı olan insanın kaşlarının gevşediğini, elinin kolunun düştüğünü, uyumaya başladığını görüyoruz. Daha bilimsel olarak monitördeki tansiyonun düştüğünü, nabzının yavaşladığını, oksijenin yükseldiğini görüyoruz. Ve biz sabah akşam 15 dakika bireysel olarak birebir yoğun bakımda müzik terapi yapıyoruz. Peki hocam şeyleri söyleyebilir miyiz? Böyle doğru bilinen yanlışlar şöyle bir söyleyebilir miyiz onları? Bugünlerde en
Doğru bilen yanlış. Bu sülük, hacamat, kupa gibi şeyler son derece yanlış, son derece tehlikeli şeyler. Maalesef devlet eliyle sertifikasyon verildi bunlara. Verden altına kurtarılmak için. Büyük büyük merkezler açıldı. İnşallah hepsi kapanacak. Sakın ola ki bu tür şeylere kapılmayın. Yanlış bir referans kullanılıyor. Efendim Peygamber Efendimiz'in sünnetinde var deniyor. 1400 sene önceki referans geçerli değil. Deve idrar içmeye kalkanlar var. Aman bunlardan, bunlar tamamlayıcı tıp değil. Bunlar soytarılık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel aydınlattınız bizi. Değil mi? Dolu dolu her sorumuzun cevabını öğrendik. Seyircilerin, televizyon başındaki herkesin kalbine çok, sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim Özlem Mekik'le beraberiz. Hemen sözü sana bırakıyorum. Yine şahane şeyler olmuş bugün. Evet aynen öyle. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdi hanımlar kurabiyelerimizi 20-25 dakika sonra fırından çıkarttık. Soğumasını bekledik. Gördüğünüz gibi böyle güzel kurabiyeler oldu. Mis kokuyor. Evet. Şimdi elinizde buzdolabınızda ne reçeliniz varsa şöyle aralarına sürüyorsunuz. İlla reçel olmak zorunda değil. Nergis abla yayın arasında dedi ki, Özlemciğim keçi boynuzu da olur değil mi? Tahin de olur, pekmez de olur. Gerçekten keçi muhteşem olur. Keçi boynuzu, pekmezi. Tabii. Evet. Tahin, pekmez. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle bir çikolata sosum vardı. Çikolata sosuna önce batırdım. Sonra Hindistan cevizi. Varsa elinizde Antep fıstığı, fındık ne varsa. Ne varsa. Hiç fark etmiyor. Neye buladığınızda açıkçası çok önemi yok. Çiğ hali bile çok lezzetli kurabiyenin. Çünkü kurabiye çok lezzetli. Özlemcim yaptı. Evet. Şimdi aralarına bu şekilde sürüyoruz. Ve sürme işlemimizden sonra hemen tekrar kapatıyoruz. Ve çikolata sosumuza şöyle güzel batırıyoruz. Hem çocuklarınız okuldan gelirken de böyle harika bir kurabiyeyle karşılaşmış olacaklar. Şimdi diğer tarafta ne yaptık? Tabii ki patlıcana sarılı bir köfte hazırlamıştık. O da şöyle fırından çıktı. Çok lezzetli oldu. Onu da ne yaptık? Diğer tarafta benim salçam vardı, domates salçam vardı, mantarlarım vardı dolapta. Dedim ki onu da yanına şöyle mantarları, biberlerimi tavada şöyle bir kızartayım. Ne varsa mantar yerine başka bir şey başka de olabilir. Başka ne varsa elinizde. Tabii. Biber olur, o olur, bu olur. Bakın şimdi şu domatesli sosumdan da böyle güzel üzerine koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi harika bir böylece patlıcana sarılı bir köfte elde etmiş oluyoruz. Yani şöyle bir şey var Özlemciğim, şu görüntüden sonra bunu kestiğin zaman başka türlü bir manzara çıktı. Aynen öyle. Ama tam bir aslında hem misafirlerinize hem ailenize tam lezzetli, çok güzel bir sofra hazırlamış olacaksınız. Ya böylece. Hemen ben bunu tadıyorum. Çünkü şuradaki güzellik, yani bunun güzelliği şu, aslında evde olan malzemeyle ziyafet sofrası ailenize. Şahane olmuş. Kurabiyemi de alacağım. Efendim, biz yarın yine birbirinden güzel değerli konuklarımız ve konularımızla ve şefimiz Özlem Mekik'le 12.45'te Nergis zamanında buradayız. Bekliyoruz.